Hoş geldiniz değerli Hacettepe'liler. Ben Hacettepe Üniversitesi Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İlker Tabak. Biz Hacettepe Üniversitesi Mezunlar Derneği olarak 2019 Mayıs ayından itibaren bir dizi konferans yapmaya başladık. 100. yılında Türkiye Konferansları adını verdik buna. Bu konferansların altıncısında bir aradayız. Konu başlığımız coğrafya kader değildir. Bir tepenin öyküsü Hacettepe. Bu konuda bizimle anılarını, deneyimlerini, birikimini paylaşacak olan sevgili değerli hocamız Şafak Şahlan'la birlikte söyleşi yapacağız. Uygun bir anımızda, bitimde sizlerle de bu sohbeti sürdüreceğiz. Biz bu çalışmayı yaparken bir yandan derneğimiz tabii 1999 yılında kurulmuş bir dernek. 23. yılımızı geride bıraktık. 24'ün içindeyiz. 25. yıla doğru da gidiyoruz. Bunları da göz önünde bulundurduk ve 19 Mayıs 2019'dan beri Türkiye'de artık her şeyin 100. yılı kutlanmaya başlamıştı. Biz bu amaçla da bir dizi etkinlikle 100. yılında Türkiye sözcüklerinin ilk harflerini de konu başlıklarından seçerek bu yaptığımız söyleşileri, konferansların deşifrelerinden kitapçıklar oluşturmaya başlıyoruz. Bu kitapçıkları da bitiminde basıp yayınladığımızda yan yana dizdiğimizde sırtında baş harflerden 100. yılında Türkiye okunsun da istedik. Böyle bir proje haline getirdik. Önceki konferanslarımız var. Birincisi yıkıcı inovasyon blok zinciriydi. Erkin Şahinöz ekonomist onunla yaptık. Ardından Ütopya'dan gerçeğe kazasız günler konusunu ele aldık. Gökhan Erzurumluoğlu, Şule Yıldız, Yakup Kurt bir panel şeklinde sundu. Zekanın izleri nöronlarda mı gizli oturumunu da yine üniversitemizden doçent doktor Serap Aydın hocamız aktardı bize. Üçüncü bin yılda veri egemenliği dijital Türkiye konu başlığımız oldu. Dördüncü oturumumuzda Atilla Aydın, doktor Atilla Aydın, dijital dönüşüm ofisinde görevli kendisi. N harfinden de ne kaldı? Bir fütüristin gözünden 2040'lı yıllar diye yine üniversitemizde de görev yapmış olan Fütüristler Derneği Başkanı Doktor Mustafa Aykut konuğumuz oldu. Bugün de coğrafya kader değildir dedik. Bir tepenin öyküsünü Hacettepe'yi Sayın Profesör Doktor Şafak Şahlan ile birlikte onun birikimiyle soru cevap sohbet şeklinde böyle bir söyleşi olarak aktarmaya çalışacağız. Tabii bunu seçerken de bu başlığı bir yandan da Ankara'da Hacettepe semtinin kaderinin orada kurulan üniversitemizle değiştiğini de biliyoruz. Değişen yalnızca Hacettepe semtinin kaderi değildi tabii. Türkiye'nin de kaderi değişti bu üniversitenin kurulmasıyla. Ülkemizin öncü ve önemli üniversitelerinden Hacettepe Üniversitesi'nin kuruluş öyküsü gerçekten diğer üniversitelere de örnek olabilecek, başka ülkelere de örnek olabilecek bir özellikle ilginçlikler içeriyor. Ben izninizle Şafak hocamızı da kısaca tanıtmak istiyorum. Kendisi 1947'de Afyonkarahisar'da doğdu. 8 Temmuz 1969'da Hacettepe Tıp Fakültesini bitirdi. Aynı tıp fakültesinde uzmanlığa başlayıp 1973 yılında ortopedi ve travmatoloji uzmanı oldu. Askerlik dönemini yedek subay teğmen olarak Çorlu Asker Hastanesi'nde tamamladı. 1975 yılında Kayseri Gevher Nesibe Tıp Fakültesi'nde kurucu olarak görev aldı. 1978 yılında doçent oldu. 1983 yılında SSK Ok Meydanı Eğitim Hastanesi'nde klinik şefi oldu. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Bilim Dalı'nda profesör olarak göreve başladı. 1995 yılında kendi isteğiyle emekli oldu. Almanya, İngiltere, İsviçre, Fransa ve Amerika'da değişik kliniklerde fellow olarak çalıştı.
mesleğiyle ilgili kitap ve dergilerde 100 civarında yayını bulunmaktadır. Evli, bir oğlu, gelini ve 3 torunu var Şafak hocamızın, Allah bağışlasın. Halen Intermed Nişantaşı Tıp Merkezi'nde ofisi olup özel çalışmalarını sürdürmekte. Evet Şafak hocam, Hacettepe semtinin adıyla ilgili de bir kısa bilgi aktarayım isterseniz. Bu bizim web sayfamızda, humed.org.tr sayfamızda var. Ben de bunu oraya koyarken bilgi her şeydir diye bir siteden alıp koydum. Uzun uzun yazıyordu ama Hacettepe Hastanesi kurulurken 7 tane mahalle, 4 tane büyük cami, mescit, medrese, tarihi konak, bir o kadar yatır, türbe istimlak oluyor. Yıkıldı. Ve bu surette de Ankara'nın dörtte biri o dönem için neredeyse haritadan silindi diye yazıyor kaynaklar. Sadece vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşımızı yazdığı tarihi evi yıkılmadı. Kurulan yeni üniversite ve sağlık tesislerine Hacettepe adı verildi. Tabi burada da insanların bir takım isteklerini, arzularını, dileklerini, hacetlerini yerine getirmek üzere de ziyaret ettiği bir şehir, yatır yağlı dede adını vermiş biri var. Ona gidiyorlar, onun vasiyeti üzerine. Hacet diye diye de tepenin adı Hacettepe oluyor. Bunun ayrıntısını sayfamızdan okursunuz. Şimdi gelelim bizimle ilgili olan Hacettepe nasıl başladı, neler oldu? Şafak hocamız tabii 1967'de kuruldu diyoruz. Üniversitemizin 8 Temmuz kuruluş günü resmi gazetede yayınlandı ama ondan öncesine de dayanıyor. 1954'lere kadar gidiyor ki onun da temelleri nasıl atıldı. Hocam biraz söz sizde. Size bırakıyoruz. Buyurun sizi dinleyelim. Teşekkür ederiz tekrar katıldığınız, katkı vermek üzere aramızda olduğunuz için. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim İlker Başkanım. Hacettepe Mezunlar Derneği'nin bu güzel toplantısında bana görev verdiğiniz için evvela size teşekkür ediyorum, yönetim kurulu üyelerine. Sevgili dinleyicilere de beni dinleme ızdırabına katılmaları için şimdiden sabır diliyorum. Şimdi efendim, Hacettepe Tıp Fakültesinin kuruluşu hikayesi çok eskiye dayanıyor tabii. Başkanımız Hacettepe'nin kısaca tarihçesinden bahsetti. Ve tabii bu Hacettepe'nin bu özelliği gecekontu semti olması ve oldukça düşük gelirli insanların orada yaşamış olması Hacettepe'nin kuruluşunda aslında bir tetik noktası olmuştur. Bunu tabii bu başlamadan önce bu Hacettepe olayını ortaya çıkaran ve bu güzelim müesseseyi kuran kişilikten bahsetmek lazım. Profesör İhsan Doğramacı'dan bahsetmek lazım. Onun kısa hayat hikayesini şöyle bir hatırlayalım izninizle. Profesör İhsan Doğramacı 3 Nisan 1915'te halen Irak Türkmeneli bölgesinin Erbil kentinde doğdu. İlk öğrenimini Türkçe eğitimi veren Erbil İptidaiyesi'nde gördü. Orta öğretimini ise Beyrut Amerikan Üniversitesi'ne bağlı International College'da tamamladı. 1932'de bu tamamladıktan sonra hoca kendisi tıp fakültesi eğitimi almaya karar verdi. Ve bu eğitimi ilk defa Irak'ta tıp fakültesinde devam etmeye başladı. Yaklaşık olarak 3 yıl kadar İhsan Bey Irak'taki bu tıp fakültesine devam ettikten sonra kendisine daha iyi bir tıp fakültesi olan o zamanki devirde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesine gelip orada öğretimine devam etmek istiyor. Ve hoca o zaman oraya müracaat ediyor. Diyor ki ben işte İstanbul'da öğretimine devam etmek istiyorum, nakletmek istiyorum buraya. Diyorlar ki ya biz senin eğitimin nedir? Yani hakikaten iyi eğitildin mi, eğitilmedin mi diye bir seni diyorlar bir şeyden geçirelim. Sınavdan geçirelim. Ufak bir komisyon kuruluyor. O komisyonda ciddi o zamanın İstanbul Üniversitesi'nin
iyi hocaları var. Komisyon İhsan Doğramacı hocayı sınava tabi tutuyor. Sınavın sonucunda sınav başkanı hoca diyor ki, evladım senin bir tıp fakültesinde öğrenmen gereken şeylerin fazlasını zaten öğrenmişsin. Dolayısıyla önündeki 2-3 seneyi okumana gerek yok. Ama sen üniversitede gel, biz seni bir yönde asistan gibi kullanalım ve sonunda da diplomanı verelim diyorlar. Ve hoca bu şekilde İstanbul Tıp Fakültesi mezunu oluyor. Yani hocanın eğitiminde böyle bir güzellik var. İhsan Doğramacı tabii aile tarafından da çok köklü bir aileye sahip. Babası Erbil Belediye Başkanı Doğramacızade Ali Paşa. Annesi İsmet Hanım uzun yıllar Osmanlı Meclisi Mebusulanı'nda Kerkük Mebusu olarak görev yapmış. Kırklarzade Mehmet Ali Bey. Onun kızı. İhsan Doğramacı 1942 yılında evlilik yapmaya karar veriyor ve evlilik yapmak için de Ayser Hanım'la Ayser Süleyman'ı seçiyor. Ayser Süleyman Hanım da Osmanlı Sadrazamı Mahmut Şevket Paşa'nın yeğeni, Osmanlı ordusu müşiri Maraşal Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşa'nın da torunu. Yani ikisi de son derece köklü ailelerden yetişmiş iki tane fert. Evleniyorlar ve üç tane çocukları oluyor. Birisi Şermin Hanım, birisi Ali Bey ve birisi de Osman Bey. Bu üç çocukları halihazırda hayatta. Şimdi hoca artık tıp eğitimini tamamladıktan sonra kendisi bir dalda ihtisas yapmak istiyor ve bu konuda da seçtiği dal çocuk hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları. Bu konuda da o zaman Ankara'da, Ankara Numune Hastanesi'nde bu bölümün başında Profesör Doktor Eckstein var. Profesör Doktor Eckstein aynı zamanda Ankara Tıp Fakültesi'nin de kurucularından. O zaman Ankara Tıp Fakültesi daha yeni kurulma aşamasında, 1947'de kuruldu biliyorsunuz Ankara Tıp Fakültesi. Daha yeni yeni Gülhane Tıp Fakültesi'nden, yani Gülhane Hastanesi'nin bazı hocaları, Ankara Numune Hastanesi'nin bazı hocaları bir araya geliyorlar ve yurt dışından da gelen bazı hocalar da buna ekleniyor. Ankara Tıp Fakültesi kurulacak 1947 yılında. Şimdi 1947'ye kadar hoca Eckstein'in yanındaki eğitimini tamamladıktan sonra bir Amerika devresi var. Amerika'da Harvard Tıp Fakültesi'nde ve Washington'daki St. Louis Üniversitesi'ne bağlı hastanelerde asistan, araştırma görevlisi ve fellow olarak çalışıyor. Ve 1947'ye kadar bu öyle devam ediyor. Yaklaşık olarak bazı şeylere göre, belgelere göre 5 yıl, bazı belgelere göre 2 veya 3 yıl. Bu şekilde değişik rivayetler var. Elde edebildiğim bilgiler bu kadar. Ama sonunda 1947 yılında Türkiye'ye dönüyor ve 47'de Ankara Tıp Fakültesi kuruluyor. Hoca da orada çocuk sağlığı ve hastalıkları dalında öğretim görevlisi olarak işe başlıyor ve başlıyor doçentlik çalışmaları yapmaya, hazırlıklarını yapmaya, yayınlar yapmaya başlıyor. 1949 yılında da doçent oluyor. Ama hoca tabii Türkiye'deki o zaman tıp eğitimini ve tıp eğitiminde bir takım yenilikler yapmak istediği fikirleri Ankara Tıp Fakültesi'nde kabul ettirmenin zor olduğu fikrini artık karar veriyor. Diyor ki ben burada yeni bir kuruluş yapmam lazım. Bu konuda bizim bir çalışma yapmam gerekiyor diyor. Ve aynı yıl 55 yılında pediatri profesörü oluyor. Geciktirme hamlelerinden sonra. Pediatri profesörünün döneminde gecikmesi de o zamanki diğer klinikte başında bulunan Bahtiyar Hoca bunu engelliyor. Zafer Paykoç, üniversitenin doktoru, onlar da engellemeler karşısında bazı sıkıntılı bir dönem geçiriyor. Ama sonunda profesörlüğünü elde ediyor. Profesörlüğü elde ettikten sonra da kendisine Ankara Tıp Fakültesi'ne bağlı olarak bir enstitü kurmak için teşebbüse girişiyor.
Ve Hacettepe'nin bundan sonraki kuruluşu başlıyor. Yani başlama devresi 1954 yılı. 1954 yılında hoca orada bir Hacettepe'de üç odalı bir ufak bir gece kondunun içinde bir enstitü poliklinik gibi bir şey kuruyor. Ve içinde bir asistan var. Ve asistanla haftanın dört günü gelip orada hasta çocuklara bakıyor, sağlam çocuklara bakıyor, aşılama yapıyor ve aynı zamanda sosyal pediatriyle ilgilenmeye başlıyor. Ve o zamanki asistanı tıp fakültesinde de meslektaşım olan arkadaşlarım şu anda hatırlayacaklar. Profesör Abdullah Kenanoğlu. Profesör Abdullah Kenanoğlu Hacettepe Üniversitesi'nin radyoloji bölüm başkanlığıydı. Radyoloji profesörüydü. O zaman ama pediatride asistan olarak görev yapıyordu. Hoca daha sonra Abdullah Bey'i Amerika'ya gönderiyor ve radyoloji konusunda üst ihtisas yaptırıyor ve Türkiye'ye tekrar geri getiriyor. Şimdi bu kurduğu enstitünün adı Çocuk Sağlığı Enstitüsü. Ve Çocuk Sağlığı Enstitüsü bir taraftan da bu iki hemşire ve Abdullah Kenanoğlu'yla faaliyete devam ederken ilk defa böyle bir enstitünün hizmet vereceği Hacettepe Çocuk Hastanesi'nin kurulmasına karar veriyorlar. Şimdi Hacettepe orada bir hastane kuracak ama para yok, pul yok. Hoca bir yerlerden derhal o zaman İhsan Bey bir takım Ankara'da bulunan üst düzey bürokratların, bakanların çocuklarına bakıyor, tedavi ediyor, bir kısmına yardım ediyor. Bu şekilde onlarla ilişkileri çok iyi. Ve ilk defa 1954 yılı bütçesinden o zaman 300 bin dolarlık bir ödenek sağlıyor. O zaman için büyük para. Yani 300 bin dolarlık bu ödenekte hemen işte Ankara'daki belediye başkanını da devreye sokup Hacettepe'nin Hacettepe Parkı'nın arazisini bu merkezin yapılması için 99 yılına kiralıyor. Ve kiraladıktan sonra yavaş yavaş hastane projeleri başlıyor. 14 Haziran 1954'te Hacettepe Çocuk Hastanesi daha tamamlanmamış, daha yeni inşaatı başlamış. İnşaat devam ediyor. Yaklaşık olarak bu inşaat 3 sene devam ediyor. Bu 3 seneden sonra tam o sırada o zamanki Çalışma Bakanı'nın torunu prematür doğuyor. Prematür doğumun o yıllarda yaşatılması son derece zor. Ama hoca onu derhal kurduğu klinikte bakımını üstleniyor ve o çocuk sağlık içinde evine gönderilebiliyor. Prematür bakımı ilk defa orada yapılıyor. Ve 1957 yılında artık Hacettepe'nin ilk yanmadan önceki üç katlı binası yapılıyor. Orada bir süt çocuğu servisi var. 20-30 yataklı üç tane servis var. Bir kız çocukları için bir servis var. Bir de erkek çocuklar için bir servis var. Şimdi bir taraftan da 20 Ekim 1907'de 57'de bu Çocuk Sağlığı Bilimsel ve Sosyal Araştırma Enstitüsü adını veriyor buna. Çünkü belirli atlarla gidiyor hoca. Ve bir törenle açıyor. Törende tabii prematür bebeği sağlığa kavuşan o zamanki Çalışma Bakanı da törende. Bütün diğer bakanlar da törende. Hoca bu şekilde bürokrasiyi ve bakanları, hükümeti devamlı yanında alarak işlerine devam ediyor. Şimdi şimdi bu enstitü de aslında başka bir şey yapılıyor. Yani enstitü bir müddet sonra 8 Temmuz 1958'de bir enteresan bir şey yapılıyor. Ankara Üniversitesi Senatosu kararıyla bu enstitüye tüzel kişilik kararı veriliyor. Bu çok kritik bir karar. Şimdi tüzel kişiliği olan enstitü aynı
Bu üniversite kanununda uygulaması ilk defa yapılan bir şey. Aynı zamanda yeni bir fakülte gibi yeni bölümler açmasına izin veren bir tüzel kişilik bu. Bu tüzel kişiliğe dayanarak hoca bundan sonraki aşamalarını adım 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 kurmaya devam ediyor. Derken gölge fakülte gibi olmuş hocam bu. Yani gölge fakülte gibi kurulmuş. Yani evet. Yani böyle çok sistematik olarak gidiyor. Yani o tüzel kişiliğin sağlanması son derece önemli. Yani Hacettepe Üniversitesi'nin temelindeki esas o kritik nokta bence o. Yani o zaman o tüzel kişiliğe sahip olmasalar işte Hacettepe Üniversitesi'nin ilk kurulan yüksek okullarının hiçbir tanesinin açılması söz konusu değil. Tıp fakültesinin açılabilmesi söz konusu değil. Bu güzel hastanede çalışmalar başlıyor. O zaman o hastanede yaklaşık olarak 18 asistan ihtisas yapıyor ve 2 tane baş asistan var o hastanenin içinde. Ve hastane açıldıktan sonra 6 ay içinde 8214 çocuk muayene ediliyor. Ve yani günde ortalama 84 çocuk muayenesi yapılıyor. Çok güzel işleyen bir poliklinik. Ve bu arada 60 yılının Mayıs ayının sonunda da yeni bir poliklinik binası açılıyor. Hoca inşaatlara devam ediyor bir taraftan. Bir taraftan hastane başlıyor, devam ediyor. Ve bu açılan klinik Şaban Şifahi Kliniği olarak bilinen klinik. Daha sonra onun üzeri tamamlandı. Büyük hastaların da yatabileceği bina yapıldı. O da ayrı bir şey. Derken ne yazık ki 21 Mart 1961'de iki katlı bu üç katlı olan hastanenin en üst katında bacadan çıkan bir yangın nedeniyle maalesef yandı. Ben 1961 yılında evim Kurtuluş'taydı. Kurtuluş'tan maalesef uzaktan Hacettepe'deki bu yangını seyretme üzüntüsünü çektim. O zaman lise öğrencisiydim. Ankara Kurtuluş Lisesi'nde okuyordum. Arkasından merak saikası kalktım gittim. Oradaki yangın ve harabeyi o zaman gözlerimle de gördüm. Fakat tabii hocanın bu arada bu hastanenin yanmasıyla biraz ümidi kırılıyor tabii. Yani diyor ki ya ben bir takım şeyleri var, hayalleri var. Bu hastanede ilk defa bir pediatri kongresi düzenleyecek. Arada da 6 aylık bir zaman var. Bu pediatri kongresi nasıl yapacak? Derhal 24 saat çalışan İhsan Doğramacı 3 vardiya şeklinde inşaata başlayarak bu binayı üstelik 6 katlı olarak yapıp bitiriyor. Ve 21 Eylül 1961'de bina tamamlanıyor, pediatri binası ve pediatri kongresi ertesi gün başlıyor. Yani ertesi gün onun hikayesi de çok enteresan. Kongrenin olacağı gün halihazırda yerlerde sular. Efendim bir takım kirli şeyler devam ediyor. Bahçe inşaat malzemeleriyle dolu. Diyorlar ki hocam yarın kongre başlayacak, bu iş nasıl olacak falan derlerken ondan sonra bunu söyleyen kişiler ertesi sabah gözlerine inanamıyorlar. O inşaat malzemelerinin bulunduğu yerlerin hepsi kaldırılmış, çimler döşenmiş, çiçekler konulmuş, özel girişler yapılmış. Yani bir kongrenin açılışı çünkü o zamanki bakanlar falan geliyorlar. Yani o zaman çok böyle Ankara'da büyük bir kongrenin yapılması çok ciddi. Yabancı ülkelerden gelen misafirler var. İnanamıyorlar. Yani bu nasıl oldu da bu iş oldu diyorlar. Tabii İhsan Doğramacı sadece bu 6 katlık bina yaparken arkasında çok güzel bir maddi güç var. Maddi güç bir kere şahsi servetini ve vakfettiği aile servetini de ortaya koyuyor İhsan Bey. Ayrıca aldığı bir takım destekler var. Hazineden destek alıyor. Kızılay'dan destek alıyor. UNICEF'ten ve Rockefeller Vakfı'ndan o zaman destek alarak bu binayı tamamlıyor.
Efendim, isterseniz bundan sonraki şeyinize geçelim. Ben kısaca burayı böylece özetledim. Yani aslında giriş böyle şey, bir macera filmi gibi gözümüzün önünde canlanıyor bir yandan. Sizler de bunu yaşayanlar olarak, bizler tabii daha sonraki sahnelerde bu filme dahil olduk hep. Ben 82 girişliyim. Beytepe'de başladım eğitim hayatıma, Hacettepe'deki. Sonuçta merkezde Sıhhiye'deki bu Hacettepe semtinden doğan bir üniversite. Tabii oradaki zorluklar, koşullar, yaşam tarzı bir yandan ve daha o çocuk sağlığı enstitüsünün ki 16 Ocak 1954 tarihli senato kararıyla 2 Şubat'ta resmen yayınlanıp kurulan bir enstitü. Orada başlayan, o toplumla iç içe başlayan bir çalışma bir yandan. 50. yıl belgeselinden anımsıyorum. Oradaki halkla aynı dili konuşabilme konusunda İhsan Doğram Hoca'nın, Hoca Bey'in bir takım telkinleri olmuş oradaki hekimlere, beraber çalıştığı arkadaşlarına. Yani biliyorsunuz siz tıbbi ama halkı nasıl anlatacaksınız? Onların dilini öğrenin diye teşvik etmiş. Bu Türkçe ile, halkın diliyle onlara erişebilme bugün de Hacettepe'nin genlerinde olan bir yaklaşım. Bu konuda bir şeyler söylemek ister misiniz? Tabii ki onlar hakkında da bazı şeyler söylememde fayda var. Şimdi hocamızın bir özelliği vardı. Hocamızın konuştuğu çok lisan vardı. Hocamızın konuştuğu lisanlar arasında İngilizce başta olmak üzere, Almanca, daha ileri yaşlarda öğrenip ders verecek seviyede, çok iyi seviyede öğrendiği Fransızca, bu arada Arapça, Farsça ve bütün çeşitli Orta Doğu Türk Cumhuriyetleri, şu anda Türk Cumhuriyetlerinde bulunan Azerbaycan gibi, efendim Türkmenistan gibi, Özbekistan gibi ülkelerde bulunan insanların lehçeleriyle de konuşabilirdi. Hocanın Anadolu'da bulunan çeşitli halk insanlarının, halk topluluklarının konuşmalarındaki bir takım vurguları da aynı onlar gibi vurgulayarak konuşma özelliği vardı. Hoca ilk başlangıçta Hacettepe'de bu poliklinik çalışmalarına başladığı zaman o oldukça cahil ve ekonomik yönden oldukça sıkıntılı olan oraya yerleşmiş halkla bu konuşmalarla temas ediyordu. Şimdi Hacettepe Tıp Fakültesi tabii ne gelmeden önce şimdi kuruluşa geçmem lazım ama bizim de oradaki halkla konuşurken onların konuşmalarını taklit etme değil de onların konuşmasını anlamaya çalışma, onlara anlamayacakları kelimelerle konuşmama. Rahatsızlığı, bir çocuğunun rahatsızlığı varsa bu rahatsızlığı tıbbi terimlerle de değil de onları anlayacağı bir şeyle anlatma konusunda bizleri hep uyarmıştı. Şimdi tabii Hoca Bey'le 1963 yılından beri tanışmıştık o zaman. Hoca Bey'in daha evveliyatı var. Yani bu enstitüyü kurdu, efendim tüzel kişiliği aldı. Ondan sonra kafasına koydu, ben dedi bir Hacettepe Tıp Merkezi kuracağım ve bu merkez böyle devam edecek, gidecek. Ve o zaman eğitimi esnasında da, bizim tıp eğitimi esnasında bu daha öğrenciliğimizin birinci yılından itibaren başlamakla beraber bizleri orada bulunan halkla, ailelerle, yeni doğan çocuklarla, hamile hanımlarla, onlarla tanıştırdı ve hepimizin, her öğrencinin bir ailesi vardı, her öğrencinin takip ettiği bir çocuk vardı, her öğrencinin takip ettiği bir hamile vardı. Yani bunlar daha sonra konuşulabileceğiniz şeyler. Şimdi bunların hepsi hocanın kafasındaki yapılan planların tek tek devam eden şekliydi. Tabii
Bu arada tıp fakültesini geliştirirken, tıp fakültesini ileride kurmayı kafasında tahayyül ederken, böyle büyük bir merkez kurarken tabii çok iyi bir ekibe ihtiyacı vardı hocanın. Bu ekibe ihtiyacını temin etmek için hoca seçerek yanına bazı asistanlar alıyordu ve bu asistanları yeteneklerine göre ve ihtiyaca göre yurt dışına göndererek, genelde çoğunu Amerika'ya gönderdi. Tek tük Avrupa ülkelerine gidenler de vardı. Ama onlar gittiler, üst ihtisaslarını orada tamamladılar ve daha sonra tekrar bunların orada gidebilmeleri için gerekli olan bursu ve maddi desteği hocanın vakfı temin etti. Veyahut Rockefeller Vakfı temin etti. Yani hocanın temin ettiği burslar vasıtasıyla bunlar gönderildi. Ondan sonra Hacettepe'nin o bize öğretim görevlisi olarak gelen hocaların tamamı hocanın bu yaptığı plan cephesinde devam etti gitti. Yabancı ülke temsilcileri Türkiye'deki, onlarla da sıkı ilişkileri vardı zaten. Şöyle Ford Foundation vardı mesela. Rockefeller Vakfı, bunların temsilcileri, ilişkileri vardı. Zaten Amerika'da hoca buraya, Türkiye'de bu vakıfları devreye sokarken, dernekleri sokarken biraz Amerika'yı da örnek aldı. Amerika'da o zaman da yaklaşık olarak 50 bin civarında vakıf vardı. Bu 50 bin civarındaki vakıf tamamen vergiden muaf ve elde ettikleri gelirleri bu tip işlerde kullanma şeyleri vardı. Yaklaşık olarak Türkiye'de her yıl Ford Foundation ve Rockefeller Vakfı birkaç milyon doları devamlı bir tip projelerde kullanıyorlardı. Bunlardan da büyük payı da o zaman Hacettepe kuruluşunda hoca aldı diyebilirim. Ziyarete gelenlerle ilgili sizin bir anınız var diye anımsıyorum. O tıp fakültesi kurulduktan sonraki anılar. İsterseniz oraya gelmeden önce evet, biraz... Yani bu fikir nasıl doğdu, nasıl tıp fakültesine döndük, biraz da ondan bahsedersiniz. Orada da çünkü ayakta, yani kurduğunuz kuruldu, evet. Ama onu ayakta tutup yaşatmak da önemli. Diğer evet. Branşlarla birlikte beslenmesi, desteklenmesi, gelişmesi çok önemli konular. Şimdi hoca biliyorsunuz ilk defa bu tüzel kişiliği elde ettikten sonra evvela sağlık bilimleri dalında tıbbi teknoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon ve yüksek hemşireliği kurdu 1961 yılında ve buraya öğrenci aldı. Bu öğrenciler o zaman Türkiye'de özellikle teknik özelliklerde çalışması gereken medikal eğitim olan bir eleman ihtiyacı vardı. Ve bu ihtiyacı tespit ederek tıbbi teknoloji bölümünü kurdu. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları büyük bir açıktı ve bunların kurulmasına, faaliyete geçmesi için iki tane hocamız vardı o zaman. İki hocayı davet etti. Birisi Erdoğan Bey, birisi de Rıdvan Bey. Rıdvan Özker. Bu iki hoca Hacettepe Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünün ilk kurucu hocalarıdır. Ve o zaman da yetişen, fizik tedavi ve rehabilitasyonda yetişen kişiler daha sonra kendilerinden sonra yetişecek kişiler için hepsi öğretim üyesi oldu. Ve bütün Türkiye'deki bütün fizik tedavi, rehabilitasyon kliniklerine hem orada tedavilerine devam ettiler hem de orada hocalıklar yaptılar. Dolayısıyla Hacettepe'nin fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü Türkiye'de kurulan yeni bir ayrı bir bölümdü. Yani Türkiye'de olmayan bir şeyi kurdu. Aradan bir yıl geçti, beslenme ve diyetetik diye bir bölüm kurdu 62 yılında. Beslenme ve diyetetiğin başına da o zaman mercimek doktoru diye, mercimek hanım diye bilinen Profesör Doktor Ayşe Baysal rahmetliyi getirdi. Ayşe Baysal Köy Enstitüsü mezunudur biliyorsunuz. Köy Enstitüsü'nden sonra yurt dışında eğitim almış ve özellikle beslenme ve diyet konusunda uluslararası şöhrete sahip bir hocamızdı.
ve beslenme diyetetik bölümü de aynı şekilde fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünün gösterdiği gelişmeleri devam ettirdi ve şu anda değişik üniversitelerdeki bölümlerin başındaki beslenme ve diyet hocaları hepsi o çekirdek kadrolar tarafından yetiştirilmiştir. 1963 yılında Hacettepe ilk defa enstitüyken daha, yani daha şey değil, ortada bir fakülte makülte yok, 100 tane tıp fakültesi öğrencisi aldı. 30 tane de diş hekimliği fakültesi öğrencisi aldı. Biz üniversitenin ilk defa Ankara Üniversitesi şey yapıyor, merkezi sınav yapıyor. Hacettepe, ne bileyim, benim yangınına da şahit olduğum bir yer. Ondan sonra evime yakın. Ankara Tıp Fakültesi biraz daha uzak geliyor dikim evinde. Ya dedim, ben Hacettepe'ye tercih ettim. Tercihimi yaptım. Fakat öyle bir enteresan ki doğru dürüst bir sınıf yok. Okul yok. Hocaların kim olduğu belli değil. Ve iki de bir de Ankara Tıp Fakültesi'ndeki arkadaşlar devam ediyorlar ki ya buraya siz kaydınızı yaptırdınız ama buradan sonra da siz teknisyen çıkacaksınız, doktor falan olamazsınız diyor. Ve bu şekilde tıp fakültesi başladı. Bizim tıp fakültesinden sonra fakülte haline gelmesi ondan 2 yıl sonradır yani. 1965 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi fakülte unvanını, diş hekimliği fakültesi de fakülte unvanını aldı. Yani o zamana kadar yani yüksekokul mu enstitü mü ne olduğu belirsizdi ama biz o eğitimi görüyorduk. Ve bu şekilde tıp fakültesi böyle devam etti. İşte bu da eğitimde çok farklılık bir eğitim, farklı bir eğitim vardı. Eğitimde şimdi tıp fakültesinde okumuş şu anda dinleyici arkadaşlarımız var. Klasik eğitimden çok farklı bir eğitimdi. Entegre sistem denilen bir sistemdi. Yani entegre sistemden kastımız şu, eskiden ve klasik eğitimde de halen devam eden eğitim şu. Diyelim ki anatomi dersi ikinci sınıfta, birinci sınıfta okunur. Ondan sonra anatomi dersi kaldırılır, bir kenara konur. Geçtikten sonra bir daha anatomi dersi ortaya gelmez. Fizyoloji dersi aynı şekilde, bilmem patoloji dersi aynı şekilde. Burada farklı bir şey yapıldı. Mesela dediler ki insan neden oluşur? Bir takım hücrelerden oluşur. Hücrelerden oluşursa biz evvela hücre biyolojisi şey yapalım, bölümü yapalım, şey olsun, faz bir hücre biyolojisi. Bu hücre biyolojisinde biyokimyası, hücrenin biyokimyası, hücrenin fizyolojisi, hücrenin bütün hocalar o sadece hücre anlatıyorlardı. Ve o zamanki hocalarımıza Allah rahmet eylesin çoğunu kaybettik. Hayatta olan hemen hemen hiç kimse kalmadı. Ama bir hocayı söylemeden geçemeyeceğim. Pınar Özant diye bir hocamız vardı, biyokimya hocamız. Pınar Özant öyle enteresan bir hocaydı ki dersleri bizi çok yorardı. Derslerde bizi çok yorardı. Hiç bilmediğimiz, hiç kimsenin aklına ermediği bir takım şeyler anlatırdı. Ve bize anlamayanlara saat 5'ten sonra, 6'dan sonra akşamleyin bir seans daha anlatırdı. Yani hocalarımız 24 saat çalışırdı. Yani bizler yeter ki bunu öğrenelim diye. Şimdi hücre biyolojisi, arkadan dokuya geçtik. Doku biyolojisini okuduk. Dokular neyi meydana getirir? Organları meydana getirir. Organlarda da neler var efendim? Kalp sistemi, kalp dolaşım sistemi, solunum sistemi, efendim mide bağırsak hastalıklarının bulunduğu gastroenterolojik bölüm, üriner sistem hastalıkları, kas iskelet ders kurulu derken bütün kurullarda aynı bu sistemde entegrasyon içinde değişik branşlar onu anlatarak, yani biz kas iskelet ders kurulunda aynı zamanda anatomiyi tekrar hatırladık. Aynı zamanda fizyolojiyi tekrar hatırladık. Bu arada ortopedi ve travmatolojiyi öğrendik. Yani bu şekilde. Ve tabii öğrenciler bir taraftan bunu yaparken bir taraftan da pratik uygulamalar başladı. Yani demin bahsettiğim sözün başında birinci sınıftan itibaren bize sosyal pediatri bölümü de bizleri hocalarla tanıştırdı. O zaman işin başında rahmetle okuyorum. İkisine de Sevinç Oral hoca vardı.
ve Mithat Çoruh Hoca vardı. Bunlar ikisi sosyal pediatrinin başındalardı. Ve sosyal pediatri demek her şeyin, yani Hacettepe eğitiminin aslında şeyidir, nirengi noktasıdır. Sosyal pediatriyi de hasta bakımı orada öğrenilir. Hastaya yaklaşım orada öğrenilir. Hasta sahibiyle münasebetler, demin sorduğunuz sorular orada öğrenilir. Çünkü hastanın evine gidiyorduk. Onunla oturup çay içiyorduk. Beraber yemek yiyorduk yer sofrasında. Ailenin bir ferdi oluyorduk resmen. Ve o çocuk her kontrola geldiğinde bize de haber geliyordu, mesaj geliyordu. Diyorduk ki şu saatte hastanız gelecek. Biz de beyaz önlük giyiyorduk sanki doktormuşuz gibi. Orada muayene eden büyüklerimizin, asistanlarımızın, hocalarımızın yanında o çocuğun muayenesinde bulunuyorduk. Ve o zaman bizim kulağımıza stetoskopu takıp bu çocuğun akciğerinde bir şey varsa bize de birinci sınıftan itibaren akciğeri dinletiyorlar. Hamile hastanın her kontrola geldiğinde muayenesinde mutlaka biz bu bulunuyorduk. Ve doğum olacağı zaman ambulans bir tane de bizim evimize geliyordu. Benim hastam eğer doğacaksa benim adresime ambulans geliyordu gecenin bir yarısında. Ben o ambulansa gidip o doğumda bulunuyordum. Ondan sonra doğan bebeğin bütün yeni doğduktan sonra emmesi, efendim emeklemesi, büyümesi, biz bunu 6. sınıf yani tıp fakültesini bitirene kadar bu çocukları, bebekleri biz bak hepimiz. Hepimizin bir bebeği, bir ailesi var. Zimmetlenmişti yani size. Düşünebiliyor musunuz? Bir zimmet almış, zimmetlenmiş size yani. Zimmetlendi, aileler, zimmetlendi. Ve tabii hoca bunların hepsinde bir gayesi vardı. O gayede de bence başarılı oldu. Daha sonra tabii ilk başlangıçta bu enstitü kuruluşu esnasında sosyal faaliyetleri babında enstitü, çocuk sağlığı enstitüsü Bismil'de Diyarbakır'da ilk defa bir ocak hekimliği, yani oradaki sağlık ocağı hekimliği orada Hacettepe tarafından yapılmaya başlandı. Ve bu aşağı yukarı 3 sene falan sürdü. Daha sonra Bismil'deki görev normal Sağlık Bakanlığı'nın hizmetlerine devredildi. Etimesgut ve Çubuk bölgesinde sağlık ocakları organizasyonu yapıldı. Halk sağlığı bilim dalı altında Nusret Fişek Hoca o zaman devreye girdi. Nusret Fişek Hoca ve diğer yanındaki diğer hocalarımız, Allah rahmet eylesin, çoğunu kaybettik. Onlar bize stajımızı yaptık, gittik köyde. Oradaki pratisyen hekim arkadaşımızla beraber orada yattık kalktık. Bize oda verdiler. Hastalığı beraber muayene ettik. Ve sonunca o stajın sonunda orada bir araştırma yapmak zorundaydık. Benim araştırmam mesela unutmuyorum. Konjenital anomalileri araştırmıştım. Yani eğri ayağı var mı? Bacağında kısalık var mı? Kalçasında çıkıklık var mı? Sanki ortopedist olmaya o zamandan beri kafaya koymuşum demek ki. Bunlarla ilgili bir test hazırlamıştım. Yani bir çalışma yapmıştım. Her arkadaşımızın da buna benzer çalışmaları oldu. O stajı yapmadan bir kere diğerlerine devam edemiyordum. Efendim siz demin bir soru sordunuz, oraya geleceğim ama arada bir başka sorunuz varsa onu alayım. Tabii bu şöyle, bu yapılan çalışmalar halkla iç içe olmak halkın tabii yaşam tarzını da etkilemiştir muhakkak. Tabii ki. Onların da bir güven duygusu artmıştır. Orada gecekondu bölgesinden bahsediyoruz o yıllardaki. Evet. Birdenbire hem çevre olarak bir yenilenme, hem yaşam sürelerinin uzamasına varıncaya kadar bir sağlıkla iç içe yaşamak. Tabii bu sadece Ankara'da, Hacettepe'de kısıtlı kalmayıp bir yandan da yayılıyordur da bunun ünü tabii, de yürüyor. Şimdi medyatik boyutu da vardır. Ve adı duyulmaya başlıyor. Hacettepe hep ilklerin üniversitesi ola gelmiştir diye de biliyoruz. Bunu yaşıyoruz yeri geldiğinde. Onlardan da ben de söz etmek isterim. Bu tabii bölümler açıldıkça değişen bu semtin yapısı başkalarının dikkatini çekiyor bir yandan. Hani uzmanlıklarınızı yapıyorsunuz, talepler artıyor.
ayrı bir üniversite olarak 67'de kuruluyor. Orada da yine 50. yıl belgeselinden anımsıyorum. Çocuk Sağlığı Enstitüsü ile başlayan bir üniversite olduğu için Profesör Doktor Gülsev Kale hocamız Hacettepe çocuktan doğan bir annedir ifadesini kullanmıştı ki. Doğru söylüyor, doğru söylüyor. Gülsev benim sınıf arkadaşım. Bende de iz bırakmıştır açıkçası. Bu tabii durmadı. Yani işte 55. yılı bu yıl üniversitemizin bir yandan. Üniversiteyi kurmadığın da bir aşamaları vardı. Orada neler yaşandı? Sonrasında ilk yıllarında neler oldu? Öyle devam edebiliriz. Buyurun. Tabii. Şimdi efendim hoca tabii bütün bu çalışmalar devam ederken bu entegre sistem, eğitim falan bizim bu eğitimimizin içinde bir özel daha bir şeyimiz vardı. Birkaç noktayı da anlatayım. Ondan sonra sizin sorunuza cevap vereceğim. Tıp fakültesinin öğrenci ilk geldiğimizde düz bir sınıfta ders yapıyorduk. Daha sonra kırmızı ve siyah amfi olmak üzere iki tane amfi yapıldı. Ama o amfilerin hepsinden su akardı tepemizden. Şemsiyelerle ders kürürdük. Yani biz Hacettepe'de bir taraftan okuduk, bir taraftan da müteahhit olarak yetiştik inşaat içinde. Devamlı gelişmeyi çok yakından takip ettik. Şimdi multidisiplin laboratuvarları diye bir kavram koydular. Şimdi eskiden mesela klasik eğitimde mikrobiyoloji pratiği için mikrobiyoloji şeyine gidersiniz, kliniğine gidersiniz. Oradaki mikroskoptan, oradaki petri kutularından faydalanırsınız. Efendim, diyelim ki başka bir kliniğe gideceksiniz, hematoloji bölümünde kan sayımı yapacaksınız, oraya gidersiniz falan. Multidisiplin laboratuvarları değil, bir laboratuvar kurdu hoca. Hepimizin birer tane masası, masa lambamız, birer tane mikroskopumuz, belimize gayet güzel oturan ergonomik bir oturma sandalyemiz ve 24 saat açık bir laboratuvarımız var. Ortasında bir laboratuvar masası, musluğu, el yıkama yeri, eviyesi her şey dahil. Dörtlü grup halinde, sır sırta ve yan yana olmak üzere böyle bir laboratuvar düşünün ve bu 24 saat açık. Ve bu 24 saat açık laboratuvarda da devamlı bizim devamlı kontrolümüzü yapıp eksiklerimizi tamamlayan çok iyi bir teknisyen grubu var. Ve bu teknisyen grupları da bu laboratuvarları devamlı bize veriyor. Şimdi biz mikrobiyoloji eğitim şeyimizi de pratiğimizi de orada yapıyoruz. Biyokimyayı da orada yapıyoruz. Hatta hayvan denemelerine ilk yaptığımız deney hayvanları laboratuvarlarına gitmeden orada ben ilk kobayla yaptığım denemeyi orada yaptım. İlk köpek üzerinde yaptığımız cut down ameliyatını veya trakeotomi ameliyatını veya laparotomiyi orada yaptım. Yani onların hepsi orada yapılabiliyordu. Bir tek hariç anatomi kadavra salonu anatominin içindeydi. Oraya giderdik ve orada kadavralarımızı orada görürdük. Orada takibimizi yapardık. Yani anatomiyi de kadavralar üzerinde çok iyi hocalarımız Allah rahmet eylesin Doğan Taner Hoca, Allah rahmet eylesin Sıddık Karatay Hoca tarafından yetiştirildik hepimiz. Şimdi tabii artık seneler ilerliyor. Sene 1967'ye doğru yaklaşıyoruz. 67'ye doğru hoca artık Ankara Üniversitesi'nin de orada 65-67 arasında hocanın 2 sene şeyi var. Ankara Üniversitesi rektörlüğü var biliyorsunuz. İhsan Doğramacı Hoca Ankara Üniversitesi rektörü olduğu zaman bir taraftan Hacettepe'nin gelişmesine devam etmesine yardımcı oluyor. Ama bir taraftan da Ankara'yı biliyorsunuz. Ankara'da şu anda İbn Sina Tıp Fakültesi, Hacettepe şeyin Tıp Fakültesi'nin morfoloji binası yan tarafta. O zaman karkas olarak inanır mısınız yıllardan beri duruyor. O 2 senenin içinde o morfoloji binasını Ankara Tıp Fakültesi'ne hemen bitirdi ve teslim etti. Ve hocanın orada Ankara Tıp Fakültesi'ne bıraktığı çok önemli bir eserdir orası. Ve halihazırda orada toplantılar yapılır, biz de sempozyumlar yaparız, zaman zaman oradaki kongrelere gider katılırız. Hocanın o zamanki yaptığı aktivitelerden bir tanesidir. 67 yılında hoca artık üniversite
karar verecek ama İstanbul, Ankara'da ikinci tıp fakültesi açılmasına zaten zor bela razı olmuş Ankara Üniversitesi. İkinci bir tıp fakültesini de içeri alan, beraberinde de diğer fakülteleri içeri alan ikinci bir üniversiteyi kabul eder mi? Etmez. Tabii etmemesi için de bir sürü ayak oyunları başladı. Ama hocanın da bir özelliği vardı, Allah rahmet eylesin. Atacağı adımları çok dikkatli atardı ve gelebilecek karşı hamleleri önceden çok iyi tahmin eden çok iyi bir satranç ustasıydı. Ve onu önceden onun tedbirini alırdı. Ve alabilecek, kendisine karşı çıkabilecek üyelerin zaman zaman hastalanmasını bile sağlardı yani o seviyede. O şekilde 1967 yılında Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi şeyi çıktı. Üniversite yasasına üniversiteler arası kuruldan çıktı ve Hacettepe Üniversitesi'nin ilk kurucu rektörü oldu. Hacettepe'de İhsan Doğramacı. Tabii Hacettepe'nin o arada üniversitede de bir takım şeyler getirdi. Yeni olaylar ortaya çıkardı. İhsan Bey o zamana kadar üniversitelerde rektörlük süresi 2 yıldı. Hacettepe Üniversitesi'nin kanunu, kuruluş kanununda bütün madde vardır. İlk defa 8 yıla kadar uzatılabilen bir üniversite rektörlüğü şeye girdi. Rektörün senatörler tarafından seçilmesi devreye girdi. Ondan sonra öğrencilerin eğitime, yönetime katılması yasa hale geldi. Ve ben gayet iyi hatırlıyorum. Bizim ilk öğrenci derneği başkanımız Mustafa'ydı. Fakat daha sonra esas bu ciddi bir şekilde iyice dernekleştiği zaman başkan Tevfik Akoğlu'ydu. Profesör Tevfik Akoğlu. Dekanlıkta tıp fakültesi dekanlığının hemen karşısında bir oda vermişlerdi. Odanın özelliği şuydu. Odada bulunan o başkan sekreteri ve yardımcıları her an her şekilde dekanla temas edebilip oradaki öğrencilerle olan ilişkileri onlar sağlayabiliyorlardı. Ve tüm yönetim kurulu toplantılarına öğrenci temsilcisi olarak katılıyorlardı ve oy kullanma hakkı vardı. Üniversitede yönetimde oy kullanma hakkını ilk defa getiren İhsan Doğramacı'dır. Yani bunlar çok önemli şeyler. Bugün de hala sürüyor zaten o gelenek. Şimdi efendim tabii bu arada hocanın yurt dışı temasları devam ediyor. Yurt dışından da devamlı insanlar geliyor gidiyor. Geçenki sohbetimizde size kısaca anlatmıştım. 1966 yılıydı zannediyorum. Anestezi stajındayım. Anestezide staj yapıyoruz. Ameliyathanede yeşilleri giymişiz. Anestezi stajı yapıyoruz. Bir anda baktım yanımda İhsan Doğramacı hoca. Ondan sonra geldi kulağıma eğildi. Tam entübasyon yapacağız. Bir hastaya entübasyon yapacağız. Onu öğretiyorlar bize. Ondan sonra dedi ki nasılsın dedi. İyiyim hocam dedim. İngilizcen nasıl dedi. Dedim iyidir dedim. Ondan sonra şimdi dedi yanına dedi bazı hocalar gelecekler dedi. Onlar dedi sana bazı sorular soracaklar. Ne yapıyorsan anlat dedi. Ben sana şunu yap bunu yap demiyorum. Sadece onu sordu bana. Ondan sonra biraz sonra 3-4 tane İngiliz olduğunu tahmin ettiğim insanlar geldiler. Onlar da kıyafetlerini giymişler. Ondan sonra ameliyathanenin içinde. Bana sorular sordular. Eğitim hakkında bazı fikirli şeyler sordular. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, şu anda ne yapıyorsun? Dedim ki ben şu anda anestezi işte şey yapıyorum. Dediler bu nasıl oluyor yani? Dedim başımızda bunun uzmanı hocamız var. O bize bunun evvela biz modeller üzerinde çalıştık. Şimdi de hasta üzerinde entübasyonu biz yapacağız. Daha sonra da bir spinal anestezi yapacağız. Bunları o zaman öğretiyorlar bize. Ondan sonra bunları hepsini anlattım ben hocaya. Ondan sonra adamlar böyle bir şaşkınlık içinde gittiler. Ondan sonra hoca da teşekkür etti, gitti. Ondan sonra sonunda öğrendik ki bu Londra Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Sir Brian Windeyer başkanlığında Kraliyet Komisyonu. Hacettepe'ye gelerek Hacettepe'deki tıp eğitimini İngiltere'de de uygulamaya karar vermişler. Bunu yerinde incelemek üzerine gelmişler. Yani Hacettepe bu şekilde bir örnek yine. Hollanda'dan yine gelen grup oldu. Hollanda'dan da gelen grupta aynı şekilde başka arkadaşlarla muhatap oldular. Yani Hacettepe'yi örnek alan kişiler vardı. Ve tabii Hacettepe'de uygulanan A'dan Z'ye bütün program Amerika'daki Western Reserve Üniversitesi'nin programıydı. Orada ne okunuyorsa biz onları okuduk. Hangi kitapları okudularsa biz onları okuduk. Zaman zaman Amerikalı hocalarımız oldu. Amerikalı hocalarımızdan ders gördük. Onlar zaman zaman simpozyumlara geldiler. Dönem bir de mesela yabancıların da katıldığı bir hemoglobin sempozyumu vardı. Hiç unutmuyorum. 3 gün sürdü bu simpozyum. Öğrenci arkadaşlarımızdan konuşmacılar vardı. Yabancılar vardı. Ve bu simpozyum İngilizce olarak devam etti. Biz o zaman 2. sınıf öğrencisiydik. Düşünebiliyor musunuz? Hemoglobin simpozyumu 3 gün sürdü. Yani bunlar güzel anılar. Evet. Bir yandan tabii pratik yapmak deneyimi arttırıyor, bu birikimi arttırıyor. Zaman geldi, okulu bitirdiniz, başka uzmanlıklara vesaire gittiniz. Bir yandan özgeçmişinizde de bahsettik, yurt dışında da bulundunuz. Evet efendim. Sonra bir başka bir olay daha oluyor. Yine bir yurt dışı macerasına atılırken İhsan Doğramacı Hoca ile karşılaştığınızda size bir görev veriyor. Evet, veriyor. Evet hoca, bize aktarır mısınız? Efendim askerliğimi yaptım, bitirdim. İşte bir takım askerden sonra yapacağım projeler var. Onlarla meşgul olurken Hacettepe'de ortopedi İhtisas yaptım, kliniğe uğrayıp arkadaşlara bir merhaba demek istedim. Daha kapıdan içeri girer girmez birisi bir koluma girdi, birisi bir koluma girdi. Hoca Bey seni istiyordu dediler. Devamlı neredesin, ne zamandır ulaşamıyoruz sana. O zaman cep telefonu falan yok. Yani ben de askerdeyim, Çorlu'dayım. Ondan sonra ulaşamamışlar bana. Doğru, İhsan Bey'in karşısına bizi oturttular. Dedi, ne yapıyorsun? Dedi, askerliğimi yaptım hocam, askerliğimi yaptım. İyi dedi, artık dedi hizmete hazırsın. Dedim, hangi hizmet efendim? Dedim, efendim şöyle bir projem var. Dedi, ben dedi, sizleri dedi, buradan yetiştirdiğiniz meşaleyi, ışığı Anadolu'ya yayın diye yetiştirdim dedi. Şimdi dedi, senin görevin var dedi. Bu görevi yapmadan sen dedi, nereye gidiyorsun dedi. Biz şimdi hocanın karşısında bir şey söylemek haddimize düşmez. Boynumuzu büktük hemen. Ondan sonra dedi, Kayseri'de dedi bir tıp fakültesi kuruluyor dedi. Gevher Nesibe Tıp Fakültesi dedi. Uygulamalı Tıp Fakültesi dedi. Yani temel tıp eğitimi Hacettepe'de görecek, pratik eğitimleri ve stajlar ve internlik eğitimi orada görülmek üzere bir tıp fakültesi kuruluyor. Sen de dedi oranın başhekimi olarak git orayı organize et dedi. Bizde eşim de beslenme uzmanı. Onun Hacettepe'de çalışıyor. Dedi eşim de dedi tayin ettim dedi. Sen dedi hemen ikiniz dedi tayin oldunuz hemen gidin dedi. Ben şimdi kendimi hazırlamışım başka tarafa gitmeye. Hoca bunu söyleyince hiçbir şey diyemedim. Emredersiniz efendim dedim ve çıktım. Dedim yarın dedim sizinle dedim bir tekrar görüşebilir miyiz dedim. Tamam dedi gel dedi söyle dedi sekreteri dedi görüşürüz tekrar dedi. Eve gittim hanıma dedim ki ya dedim retketin sayısı gibi oldu dedim. Yani inanır mısın diyor hani bahçeden bir tren geçti. Yani biz dedim hiç hesapta yokken herhalde Kayseri'ye gidiyoruz. Eşim de şaşırdı böyle ne oluyor falan. Biz artık gideceğiz dedik. O İhsan Doğramacı'ya biz şey yapamayız yani bir şey diyemeyiz. Ve o şekilde biz ertesi gün gittim hocaya dedim hocam eşimle de konuştum. Buyurun dedim ne emrederseniz onu yapacağız. Vallahi dedi orada dedi şeyden devlet hastanesinin dedi eski bir binasını dedi bize verdiler tıp fakültesi binası olmak üzere dedi. Ama dedi binanın içi harap dedi. Ondan sonra hiçbir malzeme yok dedi. Personel yok dedi. Efendim kadro da yok dedi. Para da yok dedi. Gidip yapacaksın dedi.
Dedim hocam nasıl yapacağız bu işi? Dedi ki sen Hacettepe'nin ilk kuruluşundan beri içinde olan birisisin. Biz Hacettepe'de ne yaptıysak sen de onu orada yap dedi. O tabii ayrı bir hikaye. Orada biz de gittik. İşte orada bir geliştirme derneği kurduk. Sonra vakfı devreye soktuk falan peşmeken derken biz o tıp fakültesini çalışır hale getirdik. Aynı hocadan öğrendiğimiz yöntemleri daha basit bir şekilde, hiçbir zaman için onun tırnağı kadar olamayacağımız şekilde orada bir şeyler yapmaya karınca karınca yaptık. Bugün Kayseri'de bulunan Kayseri Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Fakültesi'nin kurucusu olmaktan her zaman için onur duymuşumdur. 8 yıl orada görev yaptım. Orası halihazırda Türkiye'de atılım gösteren bölge üniversitelerinin en iyilerinden birisidir. Araştırma laboratuvarları çok iyidir. Altyapısını çünkü o zamandan itibaren çok iyi kurduk. Ve çok iyi asistanlar yetişti orada, hocalar yetişti. Biz Hacettepe'den öğrendiklerimizi orada uygulamasını yaptık. Hatta orada yetiştirdiğim ilk asistanımın sınavı için biz kendimiz sınav komisyonu kurmadık. Ankara Hacettepe'den hocalarımızı davet ettik. O sınavı onlar yaptılar. Ve bu şekilde öyle bir 8 senemiz geçti. Daha sonra YÖK çıktı. YÖK yasası çıktı. Dedi ki 78'de doçent oldum. Profesörlük sürem doldu. Dediler ki sen burada profesör olamazsın. Bulunduğun yerde profesör olamama diye bir kural vardı biliyorsunuz eskiden. Ondan sonra peki ne yapacağız? Vallahi dedim ben artık Ankara veya İstanbul'a gitmek istiyorum yani. Çocuğum büyüyor. Ben de dedim oralarda olayım istiyorum. Vallahi dediler şu anda kadro yok. Biraz sabret veya seni Sivas'a veya Diyarbakır'a gönderelim. Dedim ben gitmiyorum artık tamam. Ondan sonra ben üniversiteden ayrılıp SSK Ok Meydan Hastanesi'nin eğitim kliniğine geldim. Ondan sonra görevimi burada yaptım. Ama burada da eğitimimi aynı Hacettepe zihniyetiyle yaptım. Oradaki asistanlarımla Ok Meydan Hastanesi'nde de güzellikler yarattık yani. O zamanki asistanlarım hakikaten hepsi çok iyi yetişti. Hepsini yurt dışına gönderdim. Değişik konularda Türkiye'de çok saygıdeğer hocalar oldular. Hepsi profesör oldular. Ve bundan da gurur duyuyorum ayrıca. Daha sonra profesörlüğümü almam için oğlumun ısrarıyla İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Kliniği beni pek kabul edemediği için spor hekimliği bölümüne sırf üniversitede bulunmak üzere girdim. Profesörlüğümü aldım. Ondan sonra da oradaki hocaları ve oradaki spor hekimliğinde de biraz eleman yetiştirmem konusunda benden ricada bulundular. 6 yıl da orada görev yapıp daha sonra emekliliğimi istedim. Benim hayat hikayem böyle hocam. Valla işte Hacettepe ile özdeşleşmiş bir yaşam olunca sizin hayat hikayeniz, Hacettepe'nin hikayesi ikisi bir arada çok değişik ve güzel konulara değindiniz. Bir şey daha ilave edebilir miyim izninizle? Efendim Hacettepe'de aynı zamanda Hacettepe'de şu anda dinleyici olarak bulunan Profesör Yücel Tanyeri var. Yücel Tanyeri hocanın bir özelliği var. Yücel Tanyeri hoca 70 mezunu. Ama biz onları bizim aynı sınıftan olduğunu düşünüyoruz. 69 ve 70 aynı biz çok beraber olduk. Hatta bizim biraz oldukça saçı olmayan benim gibi. Ondan sonra bir sınıf arkadaşımız vardı. Yamaç Taşkın beyin cerrahıydı. Beyin cerrahı oldu sonra. O biraz oldukça yaşlı görünümdeydi. Bunlar daha yeni geldiklerinde bir ders anlattırdık hoca diye. 70'li öğrencilere. O gelenek hep sürüyor. Biz de yaptık benzer bir şey bir arkadaşımızla. Ders anlattırdık. Şimdi biz bir taraftan sosyal faaliyetler de devam etti Hacettepe'de. Bir takım kulüpler kuruldu. Köycülük kulübü, dağcılık kulübü, işte fikir kulüpleri. Biz de 1964 yılında 4 arkadaş birlikte bir kulüp kurduk. Bu kulübün adı da Türk Sanat Müziği Kulübü. Türk Sanat Müziği Kulübü'nü kurduk. Arkadaşlarımızdan biri rahmetli oldu. Maalesef bir anestezi kazası nedeniyle kaybettik. Ümit Güven Atam.
Birisi Erol Bey rektör yardımcılığı yaptı Hacettepe'de biliyorsunuz. Tıbbi teknolojinin odyoloji bölümüne devam etti daha sonra. Odyolog hoca oldu, profesör oldu. Erol Bey ve Nazım Şuva. Nazım Şuva'yı tanırsınız. Nazım Şuva bizim sınıf arkadaşımız. O da ben ayrıldıktan sonra tamamen bayrağı devraldı ve Hacettepe Türk Sanat Müziği Kulübü'nü konservatuar haline döndürdü. Yani şu anda Türk Sanat Müziği'nin bir konservatuvarıdır o fakülte şeyde. 64 yılından beri de non-stop bu kulüp şu anda bir konservatuvar olarak devam etmektedir. Bunu da söz etmeden geçemeyeceğim. Yücel Tanyeli Hoca'nın da bir özelliği var. Hacettepe rozeti takıyoruz buraya. Hacettepe rozetini yapan kişi. Eğer izin verirseniz Yücel Tanyeli Hoca'dan da bir iki bir şeyler o da o konuda hatıralarını anlatabilir. Evet, ben de tam aslında o konuya geçmek üzereydim ki Yücel Hocam uygunsanız sizden de bu rozetin ve amblemin, geyik ambleminin bir öyküsünü alabiliriz. Burada biz bizeyiz, nasıl olsa bir Hacettepe ailesi içindeyiz hepimiz. Sanırım geliyor, sesi açıldı. Sayın Başkan, değerli arkadaşım Şafak Şah'la ve tüm konukları saygılarımla selamlıyorum. Şafak'cığım, çok mükemmel bir konuşma yaptın. Çok geniş bir perspektifi, çok güzel bir şekilde ve özetle anlattın. Çok teşekkür ediyorum. Fevkalade güzeldi konuşman. Çok kutluyorum seni. Şimdi biz Şafak'la hemen hemen aynı sınıftaydık diyebiliriz. İç içeydik çünkü o dönemlerde. Hep birbirimizi tanırdık. İki sınıf, ilk sınıflar ve biz ikinci sınıf öğrencilerimiz. Birbirimizi tanırdık. Onun için sıkı bir ilişkimiz vardı bütün sınıflardaki arkadaşlarımızla birlikte. Şafak da hatırlar. Biz Hacettepe yeni kurulduğunda, yeni girdiğimizde öğretim üyeleriyle beraber yemek yerdik. Şaban Şifa'nın alt katında aynı yemekhaneyi paylaşırdık. Öğlenleri oraya giderdik ve hatta sıraya girerdik yemek almak için. Hocalarımıza tabii yer vermek isterdik. Öne buyurun, siz buyurun diye, ama onlar hiç kabul etmezlerdi. Herkes sırasında yemeğini alır ve hep birlikte yemek yerdik. Dolayısıyla iyi dostluklar da oluşuyordu o dönemlerde. İşte böyle bir dönemde 1967 yılında herhalde üniversite olacaktık artık. Çok bekliyorduk, haberler çıkıyordu. Eti Üniversitesi olacaktı ismi de. Değil mi Şafak? Öyle söyleniliyordu. Eti vardı, bir Hitit vardı. İki evet, tane Eti ve Hitit şey üniversiteleri vardı. Ama ismi de Hacettepe'ydi. Hangisinin olacağı da belli değildi. O yemeklerden birinde doğramacı beni biliyordu zaten. O mantar dergimiz var. Şafak hiç bahsetmedi mantar dergimizden ama. Sen bahsedersin diye ben onu sana bıraktım. Evet. Çok güzel bir dergimizdi. Her 14 Mart'ta Tıp Bayramı sırasında çıkartırdık. Ben de onun yazı işlerinde, yayın işlerinde önemli görevlerde bulunuyordum. Karikatür çiziyordum. Bol miktarda karikatür ve yazılar yazıyordum orada. Onun için biliniyordum üniversitede, böyle elinden iş gelen, çizimi güzel kişi olduğum biliniyordu. Bütün tiyatro kulübünün dekorlarını yapıyordun. Onları da söyle tabii, lütfen. Tabii ya, onlar başka. Sahneleri sen düzenliyordun. Evet, şimdi Doğramacı işte o 1967 Mart ya da Nisan ayıydı bilemiyorum. Bir yemek sırasında yanıma geldi. Yücel dedi, yakında üniversite olacağız, bize amblem lazım. Hemen dedi, bana bir hafta içerisinde yapıp vereceksin dedi. Bizim de o dönem için en zor dönemlerden birisi. O kadar sıkı çalışıyoruz ki, yani benim başka işlerim de var tabii, işte o Mart ayında şeyde de, tiyatro kulübünde de çalışıyorum.
Onun için tiyatrodan da bahsetmem lazım. Biz tiyatro kulübü de kurmuştuk o dönemlerde. Evet. Tamamen öğrencilerin amatör bir zihniyetle yaptığı, bir araya geldiği bir kulüptü. Birkaç tane devlet tiyatrosu hocasından dersler de alıyorduk. Bu arada Erdinç Dinçer vardı. Ondan pandemi şeyleri vardı. Yılmaz Guru da vardı. One Man Show yapardı. Bugünkü işte bu stand-up'ların herhalde ilk öncüsüydü. Semih Sergen gelirdi zaman Semih zaman. Semih Sergen bizim arkadaşlarımıza bazı öğretilerde bulunurdu. Hatta bu arada İlber Ortaylı da siyasal bilgilerden bizim tiyatro kulübüne katılır ve okuma tiyatroları gibi bir şeyler yapardı. Evet. O zaman çok genç yaşındaydı. Herhalde 18-19 evet. yaşında birinci sınıf öğrencisiydi. Bize katılırdı İlber Ortaylı da. Baş aktör de Nurhan Artel'di. Evet, Nurhan Artel kardeşimiz fevkalade güzel bir şekilde tiyatroyu bilen bir üstadımızdı. Onun için ona da çok teşekkürler borçluyuz. Çok güzel oyunlar ortaya konulmuştu o dönemde. Güzel oyunlardı. Ionescu'dan, Anton Çehov'dan ve bir diğer şeyden daha üç tane çok önemli oyunlar ortaya koymuştuk. Ve o arada ben zaten bizim tiyatro kulübümüz için şu andaki amblemde olan şeyi kullanıyordum ben, yapmıştım zaten. Ama hoca beyin bundan haberi yoktu. Ben bir hafta içerisinde bunu birazcık daha düzgün bir hale getirerek doğramacı beye verdim. Yapılan o sırada senato toplantısı sırasında, üniversite olduktan hemen sonra senato toplantısında 11 kişi katılmış. 11'in hepsinin oyunu alarak oy birliğiyle o benim yaptığım, çizdiğim amblem kabul edildi. Ve halen de o kullanılmakta, üniversitenin amblemi olarak kullanılmakta. Ben de gurur duymaktayım bundan. İyi ki varsın Yücel'cim. Yani senin sayende biz bu rozetimizi kurduk, seni tanıdık. Hakikaten Hacettepe'de çok güzellikler yaptın. Buna da devam ediyorsun. Evet. Bunun evet. Açık olsun sevgili kardeşim. Sağ ol. Senin de hepimizin yolu açık olsun. Evet, aramızda yine temsilcilerimiz var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin evet. temsilcimiz İlker. Mehmet İlker var. Gençen hocamız. Onun da aktaracakları vardır. Ondan da bir iki bukle bir şeyler alalım. Sesinizi açarsanız şöyle. Benim söyleyebileceğim tek şey, sizin gibi bir başkanla İstanbul'da Şafak Abiliği gibi birinden İstanbul bölgesini teslim almaktan, Yücel abi gibi birinle de Hacettepe'de bir heykel açılışında beraber olup tanışmaktan çok mutluyum. Sağ olun, eksik olmayın. Benim Hacettepe kurulduğunda ben İzmir'deydim. Tarih olarak söyleyebileceğim hiçbir şey yok ama bu gece çok güzel bir gece oldu. Yani Şafak abi ağırlığınca altınsın. İstanbul'da kurmandan belliydi. Büyük bir zevkle dinledik. Bu arada bir de Yusuf Siyah Yergök var, sınıf arkadaşım. O da dinleyicilerin arasında. Herhalde sınıf olarak en yüksek temsilciyle katılan biziz. Harika. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hepinize selamlar, görüyorum. Saygılar. Sağ olun. Lütfen devam edin. Hacettepe daima ileriye gitmek zorunda. Daha ileriye. Daima. Sayın Başkanım, şimdi burada benim katılımcılar arasında dikkatimi çeken bazı arkadaşlar var. Bunlardan birisi Profesör Doktor Aydın Yücetürk. Profesör Aydın Yücetürk, Hacettepe Ortopedi Kliniği'nde yetişmiş bir ortopedi profesörü ve el cerrahı. Ve Aydın Hoca'nın bir özelliği daha var. Aydın Hoca'nın muhterem babası İhsan Doğramacı Hoca'nın sağ koluydu. Bu konuda bir şeyler söyleyebilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Evet. Buyurun Aydın Hocam. Hocam öncelikle biraz geç katılmak zorunda kaldım. Özür diliyorum.
Rahmetli babamı andığınız için de çok çok teşekkür Allah ediyorum. Rahmet eylesin. Saygılar sunuyorum. Evet, babam Hacettepe'nin kuruluşundan itibaren yer almıştı. Doğramacı'yla vefat edinceye kadar birlikte çalıştı. Ama bizim enteresan anılarımızdan birisini anlatmak isterim. Ben ortopedi 3. sene asistanı iken evlenme durumum olmuştu. Ve babam davetiyeler dağıttığında bütün hocalar demiş ki senin oğlun mu diye. Biz tabii hiçbir zaman işte benim babamla olan ilişkim falan benim üniversite hayatımda da olsun, asistanlık hayatımda da geçmedi. Ama rahmetli sağ olsun. Hep böyle bir takım idealleri olan bir insandı ve Sayın Doğramacı'nın yanında çok şeyler öğrendi ve birçok üniversitenin kuruluşunda tüzüğünü de hazırlamıştır. Bunlardan birisi Kıbrıs'ta bir üniversitedir, bir diğeri de Abant-ı İzzet Baysal Üniversitesi'dir. Biliyorsunuz biz Bolluyuz, rahmetli İzzet Baysal davet edip kendisine bu kuruluşta yardımcı olmasını istemişti. Kendisini saygıyla, rahmetle anıyorum. Ben de hep kendisine layık olmaya çalıştım ama böyle güzide bir toplantıda babamı andığınız için Şafak abi size ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Pardon. Çok teşekkür ederiz yaptığın katkı için. Ben birkaç daha katkıda bulunabilecek arkadaşlarımı davet edebilir miyim Sayın Başkanım? Tabii ki, tabii ki Şafak Hocam. Buyurun. Şimdi Hacettepe'den yetişmiş, yine ben ortopedist olarak yetişen burada arkadaşlarımız var. Bunlardan birisi Profesör Şahap Atik. Profesör Şahap Atik benim eşimin sınıf arkadaşı. O zaman belirli sınıflara kadar diyet bölümü, tıbbi teknoloji, fizik tedavi ve tıp fakültesi beraber okurdu. O zamandan beri sınıf arkadaşı. Şahap bizim çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Daha sonra Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne geçti. Orada kuruculuk yaptı. Şahap Hoca da bir şeyler söyleyebilir diye düşünüyorum. Şahap Hocam. Ben ismimi sonundan yazdım oraya ama herhalde geç kaldım. İlker Hocam, aslında kaydolurken yazmıştım. O Şahap Atik diye, o Osman Göbek adım ama Şahap Atik diye geçiyor makalelerde falan daha çok. Baştan size böyle bir şey organize ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şafak abiyi de yani çok beraber olduk, dinledim zaman zaman toplantılarda ama bugün hakikaten ben 68'de Hacettepe'ye başladım. 17 yaşındayken Ankara'ya geldim. O nedenle geldim Hacettepe'ye girmek için. Ve tarihçesinde bu kısa konuşmasında Şafak Hoca'nın çok şeyler öğrendim. Ve film şeridi gibi 68'den bu yıllara kadar geçen yıllarım hep sanki canlılığını hale koruyor. Ki bu katılımcılar arasında sadece Şafak Hoca'yı, Aydın Hoca'yı, Yücel Hoca'yı da Hacettepe'nin rozetini çizdiği, yaptığı için yani hiç tanışmadık kendisine ama oradan biliyorum. Maalesef şeyi de üzülüyorum. Yani 21 katılımcı şu anda var. Ben girdiğimde 16 kişi vardı. Koca Hacettepe, yani aslında ben Şafak Hoca daha yakından sanırım. Aydın Hoca da bilir. Asistanlığımdan beri saygı çerçevesinde, medeni kurallar içerisinde hocalarımla kıyaslaya tartışırdım. Tartışmaya kendim de açığım halen. Asistanlara da özgüven kazandırmak için çok çaba harcadım. Bu bana soru soranlara böyle sorum olur mu ne biçim soru hiçbir zaman demedim. Çünkü rahmetli İhsan Hoca sadece Hacettepe yaratmadı. Benim iki çocuğumun yetiştiği Bilkent Üniversitesi'nde yaşadı. O olmasa belki Bilkent bölgesi gecekondu bölgesi olarak kalacaktı. Onun sayesinde yapılan konutlarda ben kalıyorum. Ankara'da çok aramıza rağmen evimiz eskidi biraz ama buradan ayrılamıyoruz. Çünkü bir ormanın içinde sanki yaşıyoruz. Sporuyla, tiyatrosuyla, sinemasıyla, her şeyiyle, spor kulübüyle, alışveriş merkeziyle. Yani
benim tanıdığım dünyadaki hocalar içerisinde herhalde en başlarda yer olacak biri de İhsan Hoca. Daha sonra oğlu Ali Hoca ile Bilkent Rektörü'yken bir Polonyalı müzik hocası, müzik bölümü hocası cazın gelişimini anlatmıştı. İki çocuğumla beraber onu dinlemeye gitmiştik. Yani 17 yaşında Ankara'ya, Hacettepe'ye geldim ve süratle sadece bilimsel değil, sanatsal, spor her yönden gelişmemi sağladı. Ve yani ilk yazılarımda daha asistanken onun çıkardığı Hacettepe Medicine and Surgery işte, veya Çocuk Dergisi, Citation Index'e giren ilk dergilerden yayınlamaya başladım. Sonra 34. yılına girdiğimiz bir dergi çıkartıyorum. Uluslararası indekslerde, ana indekslerde yer alan ve Science Citation Index'e ilk giren Türk Ortopedi Dergisi. Ki İstanbul Dergisi biliyorsunuz yarım asrı geçti. Çapa'nın çıkardığı. Şafak Hocam daha iyi biliyor. Evet. Ve orada 2.181'e kadar yükseldik impact faktör olarak. En son 82 Dünya Dergisi, Ortopedi Dergisi arasında 52. sıraya kadar yükseldik. Bu özgüveni sanıyorum Hacettepe yetişmenin sayesinde Pınar Özand'ın ismini andı Şafak Hocam. Hakikaten yani o multidisipliner odalarda evet. Sabahlardık biz özellikle evet. Sınavlar yaklaştığı zaman. Evet. Üç defa sınavlar ertelendi. Yok 6. filo geldi, şu geldi, boykotlar vesaire. Zaten biz 68 kuşağıyım ben. Geldiğimizde 42 gün yanılmıyorsam süren bir boykotla karşılaşmıştık. Rahmetli Doğan Taner Hoca ki hakikaten bize çok pratik bilgiler verirdi. Yani klinik, zaten kendisi de klinisyendi biliyorsunuz. Kardiyologtu diye hatırlıyorum. Evet, kardiyologtu. Evet, fonksiyonel anatomiyi sanki bize daha çok anlatırdı ve ondan çok şey öğrendik, çok şey borçluyuz ona. Ama daha sonra katıldığım kongrelerde ilk yurt dışına gidişim de 73 senesinde daha stajyerken olmuştu. Ki orada Almanya'da şimdi İstanbul'da olan profesör bir arkadaşım hematolog, ikimiz gitmiştik Aachen'da. Vizit sırasında bize sorular sorarlardı. Alman stajyerlerin bilemediği sorulara, bunu abartmıyorum, biz cevap verebilirdik ve oradan hakikaten kendimize güvenimiz artmıştı. Çünkü Hacettepe'de çok iyi yetişmiştik ve çok da kişilikli, özgüvenli insanlar olarak yetişmiştik. Dolayısıyla yani şimdi ismini saymakla bitmez. Ayrıca gene Nusret Hoca ki oğulları iyi arkadaşlık, ikisi de rahmetli oldu. O da Türk, sadece tıbba değil, Türk sağlık sistemine büyük katkılarda bulundu. Yani o keşke olsaydı ki biz onunla yetiştik. Evet. Tedaviden önce koruyucu hekimliği bize beynimizi adeta işledi. Ben onu hala önemsiyorum. Diyorum ki hastalara, kalçanızı kırdıktan sonra osteoporoz vesaire değişik nedenlerle ameliyat kaçınılmaz olacak ve bir sürü riski var. Ama şu tedbirleri uygularsanız hayatınızın sonuna kadar kalçanız kırılmadan yaşayabilirsiniz diye koruyucu hekimliği hala uyguluyorum. Ve yaşadığımız dönemde sadece Avrupa'da veya işte ülkemizde değil, Amerika Birleşik Devletleri zaten sanki bu işin en çok dejenere olduğu, bol bol ameliyat, gereksiz ameliyatlar, gereksiz ameliyatlar, ilaçlar, iğneler, enjeksiyonlar. Ben sadece başkanım sizin branşınızı bilmiyorum. Mühendis misiniz? Bilgisayar mısınız? Efendim? Bilgisayar mühendisiyim. Tahmin ettim ben de çünkü Beytepe'de başladım dediniz. Bizim ev Beytepe'ye evet. de yakın. İşte Beytepe, Bilkent, ODTÜ yan yana biliyorsunuz. Yani o zaman bilmiyorum. İçimizde şu anda Hacettepe'de çalışan tıp fakültesinde belki hoca yok ama bir şey var. Son yıllarda bir moda var. Sadece hekimlerin, cerrahların değerlendirmelerine bırakmıyorlar. Hasta patient satisfaction veya hasta memnuniyeti diye bir şey var. Ben de onu bizim şu anda Hacettepe'de olan hocalara sormak istiyorum. Çünkü üzülerek gözlüyorum ki tüm üniversitelerle birlikte Türkiye'de Hacettepe'de bir
bu şeyi lütfen yanlış anlamayın, bindiğim dalı kesmek istemiyorum. Gerileme var. Yani zaten biz daha Hacettepe'ye başladığımda ben 68'e derlerdi ki yani eskiden böyle iyiydik, böyle iyiydik, şimdi biraz geriliyoruz. Sonra işte dediğim çok büyük başarılar kazandı. İşte Bilkent zaten belki Hacettepe'ye de geçti mühendislikte. Ama benim önerim hocaların öğrencilere sorması lazım. Memnun musunuz? Çünkü en son bir konuşması öğrencinin bir yönetici tarafından kesilmişti diye hatırlıyorum. Öğrenciler eleştiriyordu. Bu tabii Hacettepe için değil. Benim 13 yılım Hacettepe'de geçti. Öğrencilik, asistanlık ve 1,5 senede uzman olarak 32 yıl Gazi Üniversitesi'nde geçti. Yani 42-43 yıl hizmetim var ama benim daha kısa süre olan Hacettepe izlenimlerim, eğitimim bana çok şey kazandırdı. Bütün rahmetli hocalarıma, yaşayan hocalarıma sağlık. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Onlar olmasaydı tabii hiçbirimizin bu düzeyde olması mümkün değildi. Şu andaki durum pek hoşuma gitmiyor. Ne Hacettepe, ne Gazi, ne diğer üniversiteler, çünkü hepsinin farkındayım. Bir şeyi de daha somut bir şey örnekle bitirmek istiyorum konuşmamı. Aynen Şafak Hocam'ın dediği gibi halkla iç içeydik. Hacettepe'liler derler ya çok işte snob, kendini beğenmiş falan. Biraz da öyle hakikaten. Ben de Hacettepe'den daha iyi bir yer çıkınca ne yapacağım diye hep telaşlanıyordum. Ama biz Hacettepe'deyken Etimesu'daki sosyal sağlık ocaklarından tutun, Gülveren Hastanesi, doğum evi, aklınıza ne geliyorsa oralarda halkla iç içe olduk. Yani bir tane hastam vardı, gece uyandırdı beni Gülveren Hastanesi'ne doğum için. Gittiğimde hasta sedyede doğurmuştu zaten. Çünkü 9. doğumunu yapıyormuş. Çok rahat bir doğum olmuştu. Ama mesela doğum evinde o aksiyolar, kutu kutucuk şeylerde dolaşırken küt diye bir ses duydum. Çocuğun biri küt ve kafasının üstüne düşmüştü. İşte Allah'tan onlara bir şey olmuyor kolay kolay. Çocuk yaşamıştı. Yani bunları Amerikalılar belki göremez, Avrupalılar belki göremez. Yani bizler Amerika'ya gitsek, Avrupa'ya gitsek zaten görüyoruz hepimiz. Oradaki o düzgün altyapıyla harikalar yaratabiliriz ama onlar buraya gelse sudan çıkmış balığa dönerler. Hiçbirimizin yaşadığı sıkıntıları çekmeye tahammül edemezler. Hatta şimdiki işte o Z kuşağı vesaire dediği arkadaşlarımız cerrahi branşları veya işte nöbeti zor olan, sıkıntılı olan branşları seçmiyorlar diye. O da üzücü bir şey tabii. Yarın bize rastlı olduğumuzda yani Atatürk gibi bizi Türk hekimlerine emanet edin diyemeyeceğiz belki. İnşallah bunlar da düzelir. Yani çok da kötümser olmak istemiyorum ama tabii bilmiyorum bunlarda haksızsam siz de beni eleştirin. Çok teşekkür ediyorum hem başkan hem Şafak abiye. Diğer tanımadığım meslektaşlarıma veya arkadaşlara bu toplantıya katkıda bulundukları için çok teşekkür ediyorum. Ben de çok şey öğrendim bu toplantı. Teşekkür ederiz Şahap'cığım. Ağzına sağlık. Ben başkanım izninle bir iki arkadaşıma daha söz vermek istiyorum. Söz istemişti Servet Bey. Sanırım el kaldırmıştı yanlış görmediysem. Servet Sepkin. Servet Sepkin, evet. Servet Sepkin'e söz vermek istiyordum. Çünkü Servet Sepkin de biz Hacettepe'den tanıdığımız bir arkadaşımız. Kadın doğum uzmanı, emekli. Ve biz aynı apartmanda oturuyoruz tesadüfen. Bir kat altımızda oturuyor. Servet kardeşim buyur söz senin. İyi akşamlar. Şimdi Şahap herhalde listeyi tam göremediği için oldu. Ben Şahap'la sınıf arkadaşıyım. Ben de 68 girişliyim. Şimdi Şafak abi 67 üniversite oluşuna kadar anlattı. Biz 68'de girdiğimizde artık üniversite biraz kurumsallaşmıştı ve özellikle hastane olarak Ankara'da en ön saflarda değerlendiriliyordu. Ve biz ilk girdiğimizde yani ikinci üniversite olduktan sonra ikinci girişliyiz. Hepiniz biliyorsunuz 68-75 dönemi en fazla olayların başladığı o kuşaklar. Yani biraz önce Şahap söyledi,
boykotlar falan. İlk defa biz bir boykot yaptık. Dönem 1'de, 3. sınıfta. Fakat benim esas söylemek istediğim şey şuydu. Biz de girdiğimizde ilk 1. seneyi barakalarda okuduk. Hemen girişte sol tarafta 2-3 baraka vardı. Audiovizüel yabancı dil eğitimi mecburiydi ve hazırlık dönemini atlayanlar bile mutlaka ilk sene Türkçe ve matematik okumak zorundaydılar. Biz tabii o zaman ya üniversiteye geldik, bu Türkçe ne demek, nereden çıktı falan diye kendi kendimize arkadaşlar arasında soruyorduk. Bize gerçekten bu ilklerin Üniversitesi Hacettepe, üniversite mezunları önce Türkçeyi iyi kullanmayı, iyi yazmayı, dil bilgisini iyi bilmek zorundadırlar. Ve bu kişiler, siz üniversite mezunu olacaksınız, yayınlar yapacaksınız. Dolayısıyla burada Türkçeyi iyi kullanamayan üniversitelilerin olmaması gerekir gibi bir nedenle Türkçeyi koyduklarını söylemişlerdi. Ve gerçekten halen görüyoruz, bizim üniversite mezunları arasında Türkçeyi doğru dürüst konuşmayan, dil bilgisi kurallarını uygulayamayan pek çok üniversiteliye rastlıyoruz. O zaman onun değerini pek anlamamıştık ama daha sonraları hakikaten bunun ne kadar önemli olduğunun farkına vardık. Dediğim gibi barakalarda okuduk 1. seneyi ve yabancı dil derslerini 2. senede devam ettik. Son derece modern bir yabancı dil eğitimi, o zaman Türkiye'de pek fazla görülmeyen audiovizüel eğitim, hocalar hep yabancı, doğrudan hiç Türkçe konuşmadan yabancı dil eğitimi veriliyordu. Bunun da yani gerçekten bütün arkadaşlarım semeresini gördüler. Çok enteresan. Biraz önce ilk giren arkadaşlarımızın hocalarla beraber yemek yediğini söylemişti. Biz tabii ki o dönemi kaçırmıştık. Fakat tüm bölümleri, hastane olarak özellikle tıp fakültesi olarak hepsi tam kurulmuş vaziyette çalışıyordu. Ve biz böyle bir hazır hastane çalışma hayatına başlamış olduk. Şunu söylemek istiyorum. Bir hekim olarak ben Türkiye'nin neresine gidersem gideyim, önce diplomasına bir bakmak isterim. Hacettepe'li ise giderim. Gerçekten bunu övünmek maksadıyla söylemiyorum. Gerçekten özellikle ilk dönemlerinden yetişmiş Hacettepe'lilerin gerçekten doğru, gerek teşhis koymada, gerek tedavi yöntemlerini uygulamada en iyi uygulamayı yapan hekimler olarak düşünüyorum. Bundan da gurur duyuyorum. Bunları söylemek istedim. Çok teşekkür ederiz. Tabii ki çok çalkantılı bir dönemdi. Hakikaten Şahab'ın söylediği gibi dönem 1'de yani 3. sınıfta böyle 2 aya yakın bir boykot yaptık. İlk defa Hacettepe'de. Çünkü bize kadar hep 120 kişi alınıyordu tıp fakültesine. İlk defa bizim dönemimizde biz 175 kişi girdik. İlk defa, o da bir uygulamaydı, Hacettepe'nin uygulamaları, 25 kişilik okul birincilerini
Türkiye'nin her yerindeki okul birincilerini doğrudan alıyordu. Yani nasıl bir çalışkan kişi grubu, talebe grubu olduğunu bir düşünün. O zaman da Hacettepe, özellikle tıp fakültesi, daha bakın üniversite olduğunun ikinci senesinde en yüksek puanla, üniversite giriş sınavından en yüksek puan alanlarla doldurulmuştu. Bu artık hala da sürüyor tahmin ediyorum. O nedenle Hacettepe'li olmak gerçekten gurur verici. Bunları söylemek istemiştim. Çok teşekkürler tüm arkadaşlara, katılanlara. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Servet kardeşim. Ağzına sağlık. Sayın Başkanım, şimdi söz vermek istediğim başka kardeşlerimiz de var. Ama ben bir ricada bulunayım. Şimdi herkes tabii çok güzel konuşuyor ve konuşmak istiyor. Herkese söz verebilmek için mümkün olduğu kadar fazla uzatmadan demeyelim de yani söylediklerini daha kısa zamanda söyleyebilirlerse arkadaşlarımdan memnun olacağım. Burada dikkatimi çeken, ben tıp fakültesini tanıyorum. Bir de Vicdan Hanım'a söz vereceğim, onu en son vereceğim. Bülent Koç var, genel cerrah arkadaşımız. Bülent Koç kardeşim, senin söyleyebileceklerin neler var? Bülent Koç, şeyin kapalı. İyi akşamlar herkese. Bu güzel konuşma için teşekkür ederim Şafak abicim. Bildiğim bilmediğim bir sürü şey öğrendim. Benim söylemek istediğim iki şey var. Birincisi, ben 56 doğumluyum. İlk bir iki senemde İhsan Hoca benim doktorum olmuş. O zaman babam rahmetli Çorum'da savcı muaviniymiş. İstanbul'a geldiğimiz zamanlarda beni kontrole getirirlermiş ona. Evet. O zaman söylediği babamın beni muayene ederken bir yandan da Çorum'un demografik durumunu, sosyal durumunu, politik durumunu sorarmış. Yani o zamanlar her şeye anteni açık, bu konulara da ilgilenen bir insanmış. Evet. Bir diğer söylemek istedim de, ben 80 mezunuyum. Tabii biz talebe olarak girdiğimizde artık üniversitemiz çok güzel oturmuştu, her şey yolundaydı. Gerçekten çok çok donanımlı olarak çıktığımıza inanıyorum. Tüm ben ve tüm arkadaşlarım, sınıf arkadaşlarım veya önümdeki, bizden önceki ya da sonraki arkadaşlarımızın o düzeyde bir eğitimin şu anda verilmediğinden eminim. O zaman bile bence Türkiye'nin en iyi eğitimini alıyorduk diye düşünüyorum. Hala o zaman aldığım bir takım eğitimleri şu anda kendi branşım dışındaki rahatsızlıklarda bile hala hatırladığımı ve kullandığımı biliyorum. O yüzden gerçekten böyle bir okuldan mezun olduğum için de çok gururluyum. Çok teşekkür ederiz Bülent'ciğim. Ben şeylere devam ediyorum izninizle. Şimdi 81 mezunu bir arkadaşımız var burada. Emrah İpek, doçent arkadaşımız. Birlikte aynı klinikte çalışıyoruz. Kardiyoloji doçenti. Emrah'cığım, sen bir şeyler söylemek ister misin? Hocam, herkese iyi akşamlar diliyorum. Yani böyle büyülenerek adeta dinledim. Dinlemeye de devam ediyorum. Teşekkür ederim söz hakkı verdiğiniz için. Birinci söyleyeceğim şey, mezuniyet töreninde İhsan Doğramacı Hoca'nın bir sözü vardı. Bilinçli yetersizlik, ulaşmanız gereken en önemli nokta budur demişti. Ve hala bunu yaşıyorum. Yani öğrenmemde de devam ediyor hala. Tabii nispeten küçüğüm sizlerden. Diğer şey de sosyal kısmı. Yani Hacettepe'li olmak, bu kültürün bir parçası olmak, mensubu olmak her aşamamda bana yani gurur duyuyorum, öyle söyleyeyim. Bizim de eğitim aldığımız yıllar, ben 2000 girişliyim, oldukça belki geç ama bir sürü şeyin de olgunlaştığı bir dönemde, iyice artık olgunlaştığı bir döneme denk geldiğimi düşünüyorum eğitim anlamında da. Ben tüm emeği geçen tüm herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Yani iyi ki varsınız. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık Emrah'cığım. Şimdi Serap Yalın kardeşimiz şu anda aramızda. Serap kardeşim, sizin söylemek istediğiniz bir şeyler var mı?
Mikrofonunuzu açabilirsiniz Serap kardeşim. Merhaba. İyi akşamlar diyeyim önce. Fakat ben tabii Hacettepe mezunu değilim. İstanbul Tıp mezunuyum. Fakat sizi dinlemek için özellikle sizin neler anlatacağınızı duymak için toplantıya katıldım. Ama dışarıdan gören bir insan olarak da benim dönemimde de mesela sizden gelen asistanlar vardı. Ve gerçekten hep çok saygı duymuşumdur. Belli bir prensip çevresinde yetiştirildikleri, belli bir disiplinde yetiştirildikleri çok belliydi. Ve hepsini de gerçekten güzel yerlerde gördüm. Hem insan olarak hem de bilgi olarak çok sevdiğim, saydığım arkadaşlarım oldu. Çok güzel bir toplantı. Sizleri dinlemek böyle gerçekten bir tarih dinlemek gibi. Hani bu çok eski anlamında demiyorum ama bir şeyin hiç yoktan doğup gelişimini duymak çok hoşuma gitti. Çok teşekkür ederim bana da dinleme fırsatı verdiğiniz için. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Serap Hanım'ın ben Hacettepe'li olmadığını biliyorum ama dinleyici olarak fikrini öğrenmek istediğim için ona söz vermek istedim. Kendisi çok değerli bir endokrinoloji uzmanı. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Hacettepe'li bir hoca tarafından yetiştirildi bu konuda. O yüzden Hacettepe'lilere yabancı değil. Evet evet. Sema Hanım'la Sema Hanım da benim hocam, bölüm başkanımız. Evet. Sema 70 mezunudur. Marmara'da pek çok sizden gelen hocalar tarafından kurulmuş tabii. Bir kurul. Evet. Hepsi yani Hacettepe'den geldi. Eğitim sistemi de çok benzer. Evet. Hani gittiğimde bir İstanbul Tıplı ve de Cerrahpaşa'da dahiliye yapmış birisi olarak bana çok farklı gelmişti ama gerçekten dil eğitimleri güzel. Yani küçük bir üniversite olmasına rağmen çocuklar çok disiplinli, işlerine çok ciddiye alan, yani öğrencilikten itibaren aynen sizin anlattığınız gibi hani hastanın sorumluluğunu alan, önemseyen kişilerdi. Güzel bir ortamdı. Yani orası da biraz oranın küçük yansıması gibiydi. Onu deneyimleme şansım oldu. Sizi çok şanslı görüyorum hepinize. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun verdiğiniz bilgiler için. İlker Bey, ben şimdi bir iki şey ara bir şeyler söylemek istiyorum. Ondan sonra Vicdan Hanım bekliyor. Vicdan Hanım'a söz verelim. Vicdan Hanım'dan sonra diğer branşlara da söz vereceğim. Evet, evet, size bırakacağım ondan sonra sözü. Beytepe'den de evet, cevherler çıktı. Evet, biz o tarafı tanımadığımız için sizden rica edeceğiz o zaman. Şimdi efendim biz Hacettepe'de sadece tıp öğrenmedik. Biz aynı zamanda usul, adab, terbiye, yenilikler öğrendik. Hacettepe'ye girdiğimizde bize 5 kişiye bir danışman tayin edildi. 5 tane tıp öğrencisinin bir danışmanı vardı. Benim danışmanım Allah rahmet eylesin Sevinç Oral'dı. Sevinç Oral bizi ilk defa evine 5 kişiyi çaya davet etti. Biz öğrenciler ne yapalım, ne edelim, hoca bizi davet etti de dedik bir buket çiçek yaptıralım. Bir buket çiçek yaptırdık gittik. Eşi hanımefendi, onda da rahmetli oldu Allah rahmet eylesin, bizi mükemmelen bir şekilde karşıladı. Biz modern bir evde, yani o kadar modern bir evde bulunmayan kişilerdik. Yani hepimiz orta halli. Benim babam, annem öğretmendi. Standart, normal yaşayan insanlardık. Ama daha modern bir evde insan nasıl ağırlanır? Bir çay sofrasında çayda neler ikram edilir? Ben hayatımda ilk defa çilek şantiyi orada yedim. Daha önce hiç yememiştim, bilmiyordum. Yani onu öğretti bize. Sadece burada kalmadı. Bizleri aldılar tiyatrolara götürdüler. Bizleri aldılar operaya götürdüler. Bizleri aldılar konser salonuna götürdüler. Biz konser dinlemeye, yani bazı arkadaşlarımız bu işe o kadar kaptırdılar ki kendilerini. Mesela bir sınıf arkadaşımız var. Doçent Cihangir Çelik, Amerikan Hastanesi'nin Eksekutif Komitesi'nin başındadır kendisi. Kendisi Sarıkamışlıdır. Sarıkamış'ta klasik müziği hiç duymamış ama şimdi klasik müzik üstadıdır yani. Klasik müzik
konserleri ondan sorulur mesela. Sırf o ivmeyle buraya gelmiştir. Az önce bahsedilen kafeteryada beraber yemek yediğimiz kafeteryaya İhsan Doğramacı Hoca, Ankara'nın en meşhur restoranının şefi olan kişiyi oraya getirmiştir. Şimdi o şefi olan kişinin hazırladığı yemek menülerini biz hayatımızda ilk defa gördük. Macar gulaş nedir? Böf straganof nedir? Efendim kiveski nasıl yapılır? Bilmem buharlı sebze bilmem nesi nasıl yapılır? Bunlar nasıl yenir? Bunları biz orada öğrendik. Yani bunlar birer kültürdür hakikaten. Bunları Hacettepe sadece bize tıp öğretmedi. Bir takım başka kültürler öğretti, ikili ilişkiler öğretti, insanlar arası ilişkiler öğretti deyip esas tıp fakültesinin, bakın hep şeyden bahsettik, İngilizce'den bahsettik, eğitimden bahsettik. İngiliz dili ve edebiyatının sarsılmaz üyesi var şu anda Vicdan Hanım. Vicdan Hanım'ı biz, o ne diyecek bakalım, onu dinleyelim. Buyurun. Ne diyeceğim, bir kere siz coğrafya kader değildir diye bir başlık seçmiştiniz. Başını kaçırdım. Siz büyük bir ihtimalle Hacettepe yapan İhsan Doğramacı'dan çok bahsettiniz ve o coğrafyayı nasıl değiştirdiğini anlattınız. Ama ben de sizden Kayseri'de sadece tıp fakültesiyle ilgili, oranın kuruluşuyla ilgili başarılarınız, inanılmaz çalışmalarınızı dinlemekle kalmadım. Siz Kayseri'deki coğrafyayı da bir miktar kaderden çıkarmışsınız. Hatırlarsanız bana anlatmıştınız, bir çiçekçi hikayesi var, bir kayak merkezi hikayesi var. Şimdi ben daha fazla vakit almamak için, bunlar çünkü sizin hikayeleriniz. Yani coğrafyaları kader olmaktan çıkaranlar kişiler. Tabii. Yoksa o kişiler olmasa hakikaten coğrafya kader olarak devam ediyor. Ama Allah'tan bazı coğrafyalarda aynen bizim Atatürk'ümüz gibi Anadolu coğrafyasına güneş gibi doğmuş, sizin gibi insanlar, katiyen abartmıyorum. Yani gerçek yokluk anlamında, bilimsel yokluk, insanlık yokluğu, her şey var, görgü yokluğu, onların içinde sizin Kayseri'de yaptıklarınızı ben sizden duyduktan sonra herkese anlatıyorum. Çok büyük bir gururla, mutlulukla anlatıyorum. Ayrıca şöyle, neden gurur duyuyorum? Çünkü insana inanırım ben. İnsanın çok şey yapabileceğine, çok kötü şartlarda, ve siz onun tipik örneğisiniz. Dolayısıyla benim fikirlerimi kanıtlayan bir insan olarak size anlatıyorum. Büyük bir zevkle ve gururla. Ben de İngilizce öğretmeniyim. Gatiyan İngilizce öğretmeni olarak iyi bir öğretmen olduğumu hiç düşünmüyorum. Çünkü iyi yetişmedik. Biz İngiliz dili edebiyatı mezunu olarak tatlı öğretmen yaptılar. Hatta bazıları hatırlayacaktır, Spoken English for Turks diye bir kitabı elime tutturdular. Ona söylemeden, hadi git bu sınıfa gir dediler. Allah'tan doktorlardan, diş hekimlerinden ve diğer bölümlerden, öğretim üyelerinden oluşan bir sınıfmış. Ben 22 yaşındayım. Karşımdakiler benden büyük. Ben can diye yazılan şeyleri ken diye okuyarak bir anlam çıkarmaya çalışıyorum yazılı metinden ve hiçbir şey anlayamıyorum. Çünkü canlar canmış meğer gerçekten, ken değilmiş. Spoken English olduğunu söylemediler. Dolayısıyla çok iyi bir İngilizce hocası olduğumu sanmıyorum ama çok gayretli olduğumu gayet iyi biliyorum. Hacettepe'de bize gösterilen, bizim hocalarımızdan gördüğümüz bizi yetiştirmek için çok gayretliydi hepsi. Ben de aynı gayreti öğrencilerime gösterdim. Birçoğunun hayatında ilk dans partneri olduğumu biliyorum mesela. Kendileri bilmiyorlar benim bilerek onları seçtiğimi. Sınıfa teyp getirdim öğle teneffüsünde. Bir zaman uzun öğle teneffüsümüz vardı. Dans müziği çaldırıp kimin dans etmediğini hissederdim daha önce. Hiç dans etmemiş. Onu gider dansa kaldırır ama onunla konuşmazdım. Onunla dans ederken başkalarıyla konuşur, sohbete devam ederdim. O böyle o self-conscious halinden çıkardı tabii ki. Çünkü ben zaten başkalarına bakıyorum. İşte konserlere gitmek, tiyatrolar falan yaptım ama neyse. Ben esasında bir, İlker Bey'e teşekkür ederim, bu öncelik sırası değil. İlker Bey inanılmaz bir kararlılıkla bu Hacettepe ruhunu yaşatmaya çalışıyor. Çok özel bir çaba.
o çabaya destek olan az sayıda insan var. Her yerde olduğu gibi böyle konularda her zaman az olur. Ama olanların hepsi çok değerli. Diğer Elker Bey, İstanbul'daki İlker Bey de İstanbul'da bizim başlamamızda çok yardımcı olmuştu. En son yemeğimizi Şafak Bey hatırlıyorsunuz. Orada bir diyetisyen, diyetten mezun bir öğrenci vardı. Beslenme diyeti en önemli bölümlerinden biri. Oradan mezun bir genç kızımız bir kitap yazmıştı. Ben onu hatırlarsanız takdim ettim. Hatırladım Gonca. Geldi şimdi, yazlıkta yanıma getirdim. Evet. Ben daha okuyamadım ama birine verdim, okudu. Hacettepe'li olmak tabii ki İhsan Doğru Macı'dan kaynaklanan çok büyük özellikler taşıyor. Sizin bugün anlattığınız birçok gerçeği ben bilmiyorum. Ben kendimi barakalarda öğrenci olarak buldum. Sırf bir arkadaşın peşine gittiğim bir bölümdü. Yoksa ben hukuk fakültesine kaydettirmiştim. Ama muhteşem bir maceraydı. Tıp öğrencileriyle, bize hoca olmadığı için tıp öğrencileriyle anatomiye girip bir takım böcekleri falan kestik. Biyoloji, bilmem ne biyolojisi, istatistik falan gibi aldık. Ama bunlar palavra, önemli şeyler değil. Sizin anlattıklarınız kuruluşla ilgili, kuruluşun prensipleriyle ilgili, kuruluşta size kazandırdıkları ile ilgili hakikaten gözler yaşartacak bir vizyon, muhteşem bir başarı. Allah hepsinden razı olsun. Başta Doğru Amacı olmak üzere. Evet. Bütün hocalarınız, benim hocalarım da dahil olmak üzere tabii ki. Allah hepinizden razı olsun. Çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki İlker Bey bugünü düzenlediniz. İyi ki Şafak Bey bu konuyu seçti ama az anlattı. Kendi yaptıklarını yeterince anlatmadı. Kayseri coğrafyasında yaptıklarını atladı. İnşallah bir daha seferde onları anlatırız. İnşallah, inşallah. Çok teşekkür ederim. Şimdi efendim biz İstanbul'da Hacettepe'liler geldikten sonra, İstanbul'a ben 1983 yılında geldiğimde İstanbul'a benden önce gelen Hacettepe'liler vardı. Bunlardan birisi doçent doktor Ahmet Kurtaran'dı. Ahmet Kurtaran'ı herkes tanır. Modern folk üçlüsünün üçlüsü. Ondan sonra çok değerli bir protez hocası. O arada ben geldim. Derken Aras Şen var diye bir arkadaşımız, doçent arkadaşımız geldi. O da kulak burun boğaz uzmanıdır. Biz Hacettepe'lileri bir arada toparlamak için bir şey kurduk. Sosyal bir grup kurduk. Hacettepe'liler İstanbul'da. Adını da HÖK kurduk. Adı HÖK. Hatta HÖK'ün kuruluşunda bir de kitapçık, o kitapçık belki elinize geçmiştir. Ufak bir kitapçığımız vardı. Herkesin adı, soyadı, adresi, ne iş yaptığı bilmem neyle falan ilgili konuda güzel de bir kitapçığımız vardı. Şimdi rahmetli İhsan Bey'in eline geçmiş bu kitap. Ondan sonra beni aradı, dedi. Bu dedi HÖK nedir dedi. Yani HÖK'ü dedi YÖK'e karşı mı kurdun sen dedi. Ondan sonra estağfurullah hocam dedim, öyle bir şey değil dedim. Peki dedi ne demek dedi HÖK dedim. Dedim Hacettepe'li önemli kişiler. Rim baş harfleri dedim bu dedim. Ondan sonra bir de dedim ikinci bir şey var, çözümü var dedim. Hakkı yenmiş öksüzler kulübü. Ondan sonra ikisine de hoşuna gitti. Ondan sonra peki dedi ben dedi önemsiz bir kişi miyim dedi. Benim dedi ne yazım yok dedi bunların arasında dedi. Dedim efendim dedim yani ben size dedim bir fıkra anlatacağım. O fıkrada yani lütfen alınmayın. Bu dedim amiyane bir fıkra ama dedim kusura bakmayın anlatayım dedim. Ortamda müsait olduğu için sizlere de bu fıkrayı anlatacağım izninizle. Lütfen. Zamanın birinde şah kendisine bir saray yaptırmak istiyor. Saray yaptırdığı zaman diyor ki benim şu kadar odam olsun, 100 tane odam olsun falan feşmeken böyle bir kendine saray yaptırıyor. Saray bitiyor. Saray bittikten sonra artık mimar teslim edecek. Şah sarayı gezmeye başlıyor. Dolaşıyor fakat bir anda mimarın aklına geliyor. Ya diyor biz bu kadar oda yaptık ama bir lavabo yaptırmadık. Hiç tuvalet yok. Ondan sonra ne yapacağız? Nasıl şey yapacağız? Hemen Şah diyor ki ya buranın diyor bu kadar odası var. Nerede tuvaleti?
Uyanık mimar hemen aklına bir şey geliyor. Diyor ki efendim biz özellikle yaptırmadık. Siz şahsınız, o yüzden herhangi bir yere yapmanıza gerek yok. Beğendiğiniz bir yere yaparsınız. Onun için yaptırmadık diyor. Efendim dedim, yani benzetmek gibi olmasın. Siz dedim bizim şahımızsınız zaten. Yani size dedim böyle hök kataloğu sığar mısınız? Siz dedim her yerde bulunabilirsiniz. Hoca bizi güldü böyle, yanağımı okşadı sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Böyle de aramızdan bir espri geçmişti. Bu bizim İlker'e devrettiğimiz zaman, görevi İstanbul'dakilere devrettiğimiz zaman İstanbul'daki Hacettepe'lerde toplayabildiğimiz 1000 civarındaydı. 1000 kişi vardı. Zannederim şimdi İstanbul'da bunun sayısı en az 5000'dir. Yani en az 5000'dir, hilafsız söylüyorum. Tabii tüm branşlarda Hacettepe Üniversitesi, Beykent falan hepsini dahil ediyorum. Bilkent'i de bunun içine dahil ediyorum. Çünkü Bilkent de bir Hacettepe kuruluşudur. Dolayısıyla çok rahatlıkla 5000 kişidir. Az önce İlker Bey'e şeyi sordum. Hümetin ne kadar kayıtlı üyesi var dedim. Dedi 6000. Çok az. Yani 6000 bizim onun çok rahatlıkla 60000 olması lazım. Yani şu anda Hacettepe'nin öğrenci kapasitesini sordum ayrıca. Hacettepe'nin şu andaki öğrenci kapasitesi üniversitenin 60000'miş. 16000 tane de yüksek lisans öğrencisi varmış. Yani düşünün, yani çok az desteklenen bir dernek. Bu derneğin faaliyetlerinde biraz daha aktif hale getirip kişileri, çevremizi hümete mutlaka üye yapmamız lazım. Ve üye yaptıkça, bu dernek daha büyüdükçe, daha geliştikçe çok daha güzel şeyler olacaktır diye düşünüyorum. Ben sözü size bırakıyorum. Teşekkür ederim. Söyleyebilir miyim bu konuda? Buyurun. İstanbul çok zor. Şafak Bey biliyorsunuz yani İstanbul'da bir yerde herhangi bir etkinlik düzenlediğimiz zaman, ki biliyorsunuz ben çok düşkünüm etkinlik düzenlemeye, çok severim. Hangi yakada düzenleyeceksiniz? O yakanın hangi tarafında düzenleyeceksiniz? Trafik yoğunluğundan dolayı insanlar çok zor katılıyorlar. Hep aynı insanlar katılıyor. Ve enteresandır, en az tıp bölümü. Tıp bölümünden katılım çok daha az. Bir sınıf olarak en çok katılan mesela bilgisayarcılar, matematikçiler, değil mi? Onlar evet. Çok daha yoğun katılıyorlar. Ben İstanbul'daki manzarayı söylüyorum. Bizim tıptan katılan kim var, bizim sevgili doktorumuz? Nafiz. Nafiz Bey, evet. Yani ve onun bir iki tane arkadaşı Ahmet var biliyorsunuz. Tıptan katılan az. Diğer bölümlerden de işte matematikçiler ve bilgisayarcılar birbirlerini destekleyerek gidip geliyorlar. Yani belki mesela bir taşra kentinde daha kolay olur. İlker Bey çok yoğun ve çok etkin çalışıyor. Ben zaten açık söylüyorum, başta İlker Bey de neymiş ya? Ankara'da neymiş ya? Biz İstanbul'da varız işte. Kendi aramızda bu işi götürürüz. Ankara bize şey mi yapacak, patronluk mu yapacak falan dediğimi çok iyi biliyorum. Hep de yani hiç inkar etmiyorum. Ne zaman ben İlker Bey'i tanıdım ve onun ne kadar etkin olduğunu gördüm, o zaman dedim ki tamam, yani niye bölünelim o zaman bir çatı. Ama ben kompleks olmayan bir insanım. Ya özür dilemeyi de bilirim hata yaparsam. Ama İlker Bey'in bütün çabalarına rağmen İstanbul zor, çok zor gerçekten. Bilmiyorum, belki İlker Bey Taşra'daki gruplarla onları bir araya getirip sonra onları bize eklemek gibi bir şey belki olabilir, bilemiyorum. Çözümü beraber bulacağız bu noktada. Bu tür etkinliklerle bu küçük kar tanelerini kar topuna ve çığa dönüştürelim diye uğraşıyoruz bir yandan. Şafak Hocam bir entegre eğitim sisteminden bahsetti. Üniversite 18 fakülte, 2 meslek yüksekokulu, 1 konservatuvarla zaten hep söylediğim şey, bir ülkenin ihtiyacı olan her dalda insanın yetiştiği bir ortam ve tamamen o bütünleşik eğitim düzeni de var. Daha proaktif olmak lazım. Yılmamak gerekiyor. Sosyal ortamı daha çok seviyor insanlar. İşte bir takım girişimlerimiz var bizim de. Onları gerçekleştirebilirsek, bir iktisadi işletme kurma arifesindeyiz. Onu becerdiğimiz an bir takım elektronik ticaret
işlerine de bulaştırıp derneğimizi oradan tanınırlığı, bilinirliği arttıracağız. Bir Hacettepe kaşkoluyla, şemsiyesiyle gezen insanları ortalıkta gördükçe o çekim kütlesi büyüyecektir. Birbirini çekecek bu. Sonuçta hepimiz Hacettepe'liyiz diyoruz ve biz zoru başarırız, imkansız zaman alır diyenler de bize. Benim görüşüm öyle en azından. Burada ben de söz vereyim, başka söz almak isteyen Rahim Hocam var. Genel sekreterimiz, dernekte yönetim kurulunda beraberiz. Kendisi hem Eczacılık Fakültemizin önemli ve değerli hocalarından Profesör Rahim Şimşek Hocam. Buyurun. Çok teşekkür ederim başkanım. Şafak Hocam, size de çok teşekkür ederim. Diğer konuşmacılar, hepinizi keyifle, zevkle dinledim. Bence bu konuşmanız Üni 101 dersinde tüm üniversiteye ders olarak okutulmalı ve özellikle tıp fakültesi modülünde de tekrar edilmeli. Üniversitenin kuruluşunu kesinlikle çok zevkle dinledim. Okumuştum kitaplardan ama siz bir kere daha anlattınız. Ben çok teşekkür ediyorum kendi adıma. Burada olmaktan da çok mutluydum başkanım. Size de çok teşekkür ederim. Çok uzatmak istemiyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun, eksik olmayınız. Başka söz vermediğimiz kim var? Nizamettin Çoban'ı görüyorum. Serdar Baraklı var. Bora Büyükener var. Bilişimci dostumuz, albayımız, emekli. Kendisi bu tür şeyleri hiç kaçırmaz. Sağ olsun hep bizimle birlikte. Belki mezuniyet diplomasında Hacettepe yazmıyor ama o da eminim ki 200 bin mezunumuz ve aileleriyle birlikte 1 milyon 250 bin kişilik bir kitleye ulaşan Hacettepe deyince de bizden de kaynaklı olabilir. Dönüp şöyle bir bakıp farkındalığı olan bir abimiz. Buyurun Bora Bey, sizi dinleyelim. Efendim öncelikle değerli Şafak Hocama ve diğer hocalarıma saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Bu çok harika bir anlatımda dolayı. Çok ben de sizler kadar Hacettepe'li olmasam bile hem 65 mezunu karar bokulu hem ondan sonra da Orta Doğu Teknik Üniversitesi bilgisayar bölümünden mezun oldum. Amerika'da master yaparak bilgisayar mühendisi olduk. İlkerde de zaten Türkiye Bilişim Derneği'nden ve diğer etkinliklerden tanışıyorum. Gerçi Hacettepe'li değilim ama İlker'in sayesinde hürmetli oldum. Bu arada bilgisayar bölümünde, Hacettepe Üniversitesi bilgisayar bölümünde bir sürü tanıdığım değerli hocalarım var. Onlarla çok teşvikli mesai yaptık. En başında şunu söyleyebilirim. Profesör Doktor Aydın Köksal 67 senesinde bilgisayar merkezini kuran kişiyle beraber o dönemde itibaren tanışmışlığım var. Daha birçok ismini sayabileceğim, burada bu zamanı almak için saymıyorum. Değerli hocalarım var. Şafak Hocam'la aşağı yukarı aynı dönem sayılırız. Çünkü ben ondan bir yaş büyüğüm şu anda. 47 dedi galiba ilk yer, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ben de 46 doğumluyum. Dolayısıyla şu anda emekli olarak gene kendi çapımda çalışmalarıma, özellikle savunma sanayi konusunda devam ediyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sevgili albayım, ben de size çok teşekkür ediyorum. 65'li dönem benim dönemim. Ben de harp okulunda şöyle bir C yapıp ayrılan bir kişiyim. Daha üniversite sınavı daha belli olmadığı zaman böyle bir giriş yaptım ve kaçtım hemen. Üniversite sınavında o tarafa geçtim. 65'li arkadaşlardan tanıdığımız ortak bir sürü dostumuz var. Işık Paşa Genelkurmay Başkanı olan bizim 65'liydi biliyorsunuz. O da benim tabii, benim arkadaşım. Sınıf arkadaşımdır. Kuleli Askeri İstasyonları sınıf arkadaşımdır. Tabii. Çağdaş İlik Muammer Ünsal. Bunlar benim çok yakın arkadaşlarım. Benim de öyle. Bunlar hepsi bizim çok yakın arkadaşlarımız. Evet. Çok memnun oldum tanıştığımıza. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Ben de çok sağ estağfurullah. Evet, aslında hani Üni 101 dersi dendi ama bir yandan da Aydın Köksal'la anında kulakları çınlasın. Ben 22 yıl beraber çalıştım. Türkiye Bilişim Derneği Başkanlığı da yaptım. O beraber çalışmam sırasında da yine çalışma arkadaşım
değerli dostum Şevket Kar'ın oğlu Eren Kara var aramızda. Eren 4 günlük Hacettepe'li. Eren işletme bölümünü kazandı bu yıl ve şu anda aslında Unity 101 dersinin devamı gibi de dinliyor bu söyleşimizi, sohbetimizi. Eren, sen bir şeyler söylemek ister misin? Hala orada mısın? Yoksa derslere mi başladın? Seni de dinleyelim. Evet. Buradayım. İyi akşamlar dilerim herkese. Öncelikle siz olmak üzere İlker Bey, tüm konuşma yapan konuşmacılara, hocalarıma teşekkür ederim. Benim için çok güzel bir deneyim oldu. Dediğiniz gibi ben Hacettepe'nin yeni taze bir kanı sayılırım. Üniversite 101 dersine daha bu hafta girdim. Okula başlamanın heyecanıyla birlikte şu an öğrendiğim okulun tarihçesinin bana çok faydası olduğunu ve bu okulun misyonunu öğrenerek, bu okulun geçirdiği, yaşadığı tüm olayları öğrenerek başlamış olacağım üniversiteye. Bunun için kendimi çok şanslı ve mutlu biliyorum. Herkese çok teşekkür ederim tekrardan. İyi akşamlar dilerim. Teşekkür ederiz. Biz de sana başarılar diliyoruz. Pırıl pırıl bakıyorsun. Teşekkür ederim. Açık. Hacettepe gibi bir üniversitede eğitim alacaksın. Hakikaten çok şanslısın. Biz de şanslıyız ki senin gibi bir Hacettepe'li kardeşimiz var aramızda. Çok teşekkür ederim. Açık olsun. Başarılar. Evet. Teşekkürler. Daha sık görüşürüz inşallah. Kapımız her zaman açık biliyorsun. İnşallah hocam. Evet, evet hocam, 2 saat 15 dakikayı bulduk. Başka bir şey eklemek isteyemezsin. Aydın Köksal hoca benim çok yakın dostumdur. Eşi benim eşimin çok yakın arkadaşıdır. O da diyet uzmanıdır biliyorsunuz. Aydın Köksal'ın benim doçentlik tezimin bilgi işlemindeki çalışmalarını o zaman Hacettepe'de bilgisayar bölümü çok büyük, kocaman makineler vardı. Bu Dot Matrix'te iş yapan şeyler vardı. Kartlar vardı. Kartlarla iş yapılan bir şey. Aydın sağ olsun benim doçentlik tezimin bütün istatistiki dökümlerini o bilgisayarlarda hazırlamıştı, yapmıştı. Aydın çok farklı bir insandır. Bilişim lafını ortaya koyan, bilgisayarın kelimelerini geliştiren, yani Türkiye'deki terminolojiyi ortaya koyan kişidir. Yani Aydın Köksal'ın özellikleri böyledir. Aydın çok değerli birisinden bahsediyor şu anda. Yani Hacettepe'de eğer bilgisayar bölümü varsa bunun temelinde en öndeki kişidir. Bir numaradır. Yani ben öyle biliyorum. Doğrudur. Ben Beytepe'de doğru. Hazırlığın başkanıyken Aydın Bey, kulakları çınlasın. İlk defa hazırlık atlama sınavı onun bölümünde, onun o koca makinaları içinde, o koca, yani o odayı hatırlıyorum. O makinayı görmüştük. Bizim günlerce baktığımız kağıtları sanıyorum bir 24 saatte falan vallahi halletmişlerdi, evet. Ama benim en çok hayranlık duyduğum yönü bu konuda Türkçe'ye kazandırdığı sözcükler, yani o bilgisayar, evet, sözcüğüyle başlamak üzere. Çünkü biliyorsunuz bilimle ilgili, ilimle ilgili bir sürü jargon hangi ülkede gelişmişse, genellikle İngilizce konuşulan ülkelerde öyle kalıyor. Biz de öyle kullanmak zorunda kalıyoruz. Ama o sözcüğün o dilde bir anlamı var. O sözcüğü o dilde öğrenen insan, ana dili o değilse, o zaman çok kolay kapabiliyor. O sözcüğün ne demek olduğunu anlıyor. Biz bilgisayar sözcüğünle bunu Türkçeleştirmiş olduğu için ben, Allah bin kere razı olsun, benim böyle teknik işlere pek aklım ermez ama bilgisayar sözcüğüne başlamak üzere onların kazandırdığı terminolojiyi anlayabiliyorum. Çünkü benim dilimden hareketle yarattığı sözcükler muhteşem bir başarı ve unutulmaz bir şey hakikaten. Şimdi bu neden ileri geliyor biliyor musunuz? Aydın bir Fransız'a Fransızca öğretecek seviyede Fransızca bilen bir kişidir. Yani Fransızca'ya o kadar hakimdir. Fransa'da Fransızlara Fransızca dersi verecek seviyede ders de vermiştir.
Bunun yanında bir İngilizceyi de çok iyi konuşur. Başka lisanları da konuşur. Ayda'nın bu özellikleri vardır. Ve tabii bu kadar işleyen zeka kendisinin dalgınlığına da neden olur. Yolda yürürken dalgın yürür. Bu yüzden birkaç defa ciddi kaza geçirdi. Ayrancı'da bir araba çarptı, her tarafı kırıldı. Yani Aydın'ın o tarafı da bu kadar dolu olmasıyla dalgınlığını ortaya çıkartır. Kulakları çınlasın. İnşallah bir vesileyle Aydın bu konuşmayı dinlerse kulaklarını çınlattığımızı ifade edin lütfen. Tabii ki. İlker Bey koyacağız. Tabii koyacağım. Bunu ben önün arkasına fragmanlarımızı da ekleyip böyle giriş çıkışını da yapıp koyacağız. Bu başta da söylemiştim. Bu deşifre olacak. Bu 100. yılında Türkiye konferanslarının 6.sı. Biz 21 kitapta ilk harflerinden 100. yılında Türkiye sözcüğü çıkacak şekilde konu başlıkları seçiyoruz. Sonraki harfimiz yine Ü harfine denk geldik. Orada da birkaç fikrimiz var. Onların konuşmacılarını da bulursak hızlıca oturumları da gerçekleştireceğiz. Böylece bir 2019'da başlattığımız bu seriyi 2023'ün sonuna kadar tamamlayabilirsek sarkabilir de. Ama bir 100. yılında Türkiye serisini en azından bir insanlığa, topluma armağan etmiş olacağız. İnşallah, çok güzel. Evet. Biraz ukalalık edeyim, dayanamıyorum. Bu coğrafya kader değildir başlığını çok çok sevdim. Ve dediğim gibi fazlaca alçak gönüllükle Kayseri yok diye geçti. Sadece üniversitenin kuruluşuyla ilgili şeyler anlattı ki bence öteki tarafı da as important. Yani halkın görgüsüyle ilgili, kültürle ilgili şeyler. İnşallah onları da bir şekilde monte edebilirsiniz İlker Bey. Hakikaten ufuk açıcı şeyler. İnşallah. Bakalım. Zaten bizim başka konu başlıklarımız da var. Hümet V gündem dedik. Bu salgında başlattık. Video gündem diye. Gerekirse orada daha sık konuşuruz. Daha uzun konuşuruz yine. Herkese tekrar teşekkür ediyorum. Ben katıldınız, katkı verdiniz. Merhum rektörümüz Tunçel Özge'nin dediği gibi o şey demişti. Ben dedi 17 yaşında kısa pantolonlu bir çocuktum dedi Hacettepe'ye geldiğimde. Hacettepe beni adam yaptı demişti. 50. yıl belgeselinde de geçer. Gerçekten ben de aynı duygular içindeyim. Çok insan yetiştiriyor. Onlar yetiştirmeye devam ediyor. Biz de bildiklerimizi, birikimlerimizi bizden sonrakilere aktarmaya devam edeceğiz. Bunun yolu böyle sohbetler olabilir. Birebir sohbetler olabilir. Gençler bizim eteğimizin dibinden ayrılmazsa, bizi çekiştirmeye devam ederse bizden çok öğrenecekleri şeyler var diye söylüyorum. İstanbul şubemize de biraz daha hareket katalım istiyoruz. Sizler oradasınız. Top sizde orada. Bizim üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Denetçileri zor tutuyorum. Gelip denetim yapacaklar. İşin bir de o boyutu var. Onlara fırsat vermeden orada bir şeyler de yapalım. Yayılalım. 200 bin aşkın mezun az değil. Türkiye'nin ve dünyanın sayılı üniversitelerinden birinin mezunuyuz. Bu fırsatı iyi değerlendirelim. Üye olmayanları üye yapalım. 6.000 üyemiz var. Bakın hemen yılbaşına kadar, belki Ocak Şubat'a varıncaya kadar 10.000 üyeye çıkaralım gelin. Hedef 10.000 üye diyelim. Bu bir kampanya mı olur? Başka şey mi olur? Çevremizden herkes 5'er tane üye getirse, 5 tane de onlardan istesek, zaten inanın bu matematik, 2 ay içinde biz 10.000'i geçeriz. İnşallah. Yapalım. Örnek olalım ötekilere de. Teşekkür ediyorum. Ben de katıldınız, katkı verdiniz. Keyifli bir İhsan Bey'e affedersiniz. Bir şey söyleyebilir miyim? İhsan Bey'in Şili'li bir profesörün uluslararası bir toplantıda İhsan Bey'e söylediği çok enteresan bir söz var. Bilmeyen arkadaşlarım için söylüyorum, anlatıyorum bunu. İhsan Bey diyor ki ben diyor Türkiye'ye Hacettepe'yi ziyarete geleceğim diyor. Hacettepe'de gördükten sonra Ankara'yı da görmek istiyorum diyor. Ankara diyor Hacettepe'nin neresinde diyor. Yani Hacettepe o kadar büyümüş bir şekilde ki Ankara Hacettepe'nin neresinde diye soruyor. Bu İhsan Doğramaz'ın bizzat söylediği bir anekdottur. Çok
Evet, çok güzelmiş. Vallahi ya, biz Gaziantep'te okurken de Ankara'ya hoş geldik Mustafa'yla sıvıldık. Servet Sevkin dedi. Hacettepe'li doktor bakıyoruz diye. Vallahi kendim artık, ben artık yaşlıyım, 76 yaşında. Çocuklarım için ve şimdi torum için hemen bakıyorum. Doktorlara bakıyorum. Herhangi bir hastanede, işte hangi koldaysa, hangi branştaysa. Kimler Hacettepe'li? Hacettepe'li var mı? Başka hiçbir şey yok. Hacettepe'liye doğru gidiyorum. Çünkü kim, şimdiye kadarki bütün deneyimler bunun ne kadar doğru olduğunu gösterdi. Onun için yani, ama bilmiyorum yeni yetişenler de, neyse burada kapatıyorum. Tamam. Şimdi Hacettepe rahmetli oldu. Benim sınıf arkadaşım Tuncalp Özgen'le iki dönem rektörlük yaptı. Bir tekrar eskiyi yakaladı. Arkasından Haluk rektörümüz bunu devam ettirdi. Fakat daha sonra maalesef ülkede olan problemler Hacettepe'nin de başına geldi. Orada bazı sıkıntılarımız var. İnşallah bu karanlık günler bitecek. Hacettepe tekrar eski günlerine ve tekrar amiral gemisi olmaya devam edecek. İnşallah. Ben artık Gevher Nesibe mezunlarına da dikkat edeceğim. Ve Kıbrıs'taki değerli, ne diyeyim artık, büyüğümüz mü desem, artık temsilcimiz, ağabeyimiz, ilk adaşım İlker Gelişen'in de yetiştirdiği çok öğrenci var. Dolayısıyla oralarda da kulağımız delik. Onlara da bakacağız. Aslında herkes bir gün Hacettepe'li olacak diyoruz. Evet, evet, evet. Her gün herkes bir gün daha iyiye, daha güzele, daha doğruya gidecek yani, mutlaka hocanın dediği gibi. Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Bir sonraki, ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Tüm katılımcılara ben de teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aa, bir dakika. İyi akşamlar dedik ama ben Şafak hocama bir de bu sunumundan dolayı, konuşmasından dolayı bir adına bir fidan dikiyoruz. Onun sertifikası var. Onu da bir paylaşayım ekranda da, öyle kapatalım bari hazır kayıttayken. İlker hocam, hiçbir şey vermeyelim. Tekrarlasın, daha fazla şeyler anlatsın. Bitirmesin bu akşam. Ama olmaz. Bu kaydı alıyoruz ya, geçsin bu işler. İlker hocam, bir saniye öyle... Fidanlar bile... orman olsun. Efendim, bizim evet, Hacettepe'de dikili bir ağacımız olsun hiç olmazsa. Evet, evet. Ya biz her yıl dikiyoruz ama bazen mevsim kaydırıyorlar bize. Diyorlar ki siz şey yapmayın, sonbaharda değil ilkbaharda gelin diyorlar. O yüzden geçen sene biz şey yaptık, söyleyin adını. İlkbaharda 23 Nisan çocuk ormanı olarak diktik. Geldi mi ekranımız? Geldi. Evet, teşekkür ederiz Şafak hocam. Ben bunun bir sayısal versiyonu size ileteceğim WhatsApp'tan ya da e-posta ile. Bunun bir fotoğrafını çekeyim bu arada hemen. Bir elimde bulunsun. Ekran yapar mısın İlker'cim? Tam ekran yapar mısın? Yapayım bir saniye. Tam ekran yapınca da bu göstermiyor diye şeyden sıkıntım o. Ama deneyelim şansımızı. Geldi mi? Evet. Çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim Hümet'e ve şahsında size çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bey, bu ağacın böyle apartman kadar olduğunu görmeyi nasip etsin Allah size. Vallahi Allah rahmet eylesin. Hoca onu yapardı. Onun bir defteri vardı. Hocam şu toplantımız var, İstanbul'da mısınız falan diye yapınca bir defter çıkartırdı cebinden. Defterde bakarsın, toplantımız diyelim ki 89 yılında. Bakarız ki ondan 5 sene sonrasına kadar bütün randevuları yazmış. Ondan sonra hocam maşallah randevuları dolu. Vallahi işte diyorum ki randevum var diyeceğim diyor. Allah rahmet eylesin. Allah uzun ömür versin hepinize. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Görüşmek üzere efendim. Şimdi İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkürler.